Evet, Can TV ekranlarından Spor Ekstra'dan hepinize iyi akşamlar. 5 dakikalık bir gecikmeyle sizlerle birlikteyiz. Sevgili izleyenler, Spor Ekstra'ya hoş geldiniz. Diyarbakır Spor ve Ahmet Spor'u değerlendireceğiz yine. Diyarbakır Spor epey sonra maç kazanabildi. Maç kazanmayı hatırladı. 3-0'la geçti Niğde Spor'u. Tabii ki Niğde Spor 10 kişi kaldı, onu da değerlendireceğiz. Ahmet Spor son dakikalarda bulduğu golle 1 puanı kurtarabildi. Kırıkkale deplasmanında, onu da söyleyelim. Tabii bugün çok sevdiğimiz, çok değer verdiğimiz bir arkadaşımızı, bir spor adamını kaybetmenin haberini aldık Samsun'dan. Samsun Spor'da futbolculuk, kaptanlık, başkanlık yapmış. Emin Kar tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Samsun Spor camiasına başsağlığı diliyoruz. Samsun'daki dostlarımızı da bugün aradım zaten. Hepsine de birer birer başsağlığı diledim. Yarın da oğlunu arayacağım, başsağlığı dileklerinde bulunacağım. Çünkü onunla da en azından bir yaşanmışlığımız vardı. Emin Kaptan'la, Emin Başkan'la. Hakikaten çok üzüldüm. İşte kalp krizi, daha sonrasında hayatını kaybetmesi genç yaşta. Hatta yıllar önce Samsun Spor'un Malatya deplasmanına giderken trafik kazasında ayaklarını da kaybetmişti. Tekerlekli sandalyeye mahkumdu Emin Başkan ve bugün hayatını kaybetti, tedavi gördüğü hastanede. Allah'tan rahmet diliyoruz ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve özellikle de büyük Samsun Spor camiasına da başsağlığı diliyoruz. Acılarını da paylaşıyoruz diyelim ve konuklarımıza dönelim. Konuk demeyeyim artık, program arkadaşlarımız. Sevgili Aytekin, hoş geldin. Sevgili Veys, sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Paylaştık. Evet. Bir puan Kırıkkale'den geldi. Çok güzel bir gol attı. Bilmiyorum, izlediniz mi? Şota'nın golü vardı öyle. Evet. Sonra. Çok güzel bir gol. Muhlis'in ayağına sağlık. Hatta ben maçı seyrettim. Şimdi bir yerde Twitter'da mıydı neydi? Gördüm. Dedim, hani herhalde bir başka maçın. Öyle bir bakayım değil falan. Yani sonra baktım ki Muhlis atmış golü. Çok harika bir gol. Müthiş. Dakikası da çok iyi. Keşke aslında daha önce atılsaydı. Belki 2-1 yakalayabilirdi. 3 puan alabilirdi Ahmet Spor ama golün güzelliği bir puanı getirdi. Hem güzel bir dakikada, 90 dakikada 96-4. Olması. Evet, yani maçın bitmesine yakın aynen oldu gol. Ama bir puan deplasmanlar diyor ya, yenemiyorsan yenilmeyeceksin. Mantığı yine Ahmet Spor'a son dakikalarda, ki bu sezon son dakikalar Ahmet Spor'un herhalde önümüzdeki haftalardaki nerede yer alacağını da belirtecek. İşte Urfa Spor karşısında yenilen gol. Yine Karacabey'de 96'da gol atıyorsunuz, 96-7'de gol yiyorsunuz, aynen, maçı kaybediyorsunuz gibi. Evet hocam, Ahmet Spor'la başlayalım. Evet. Ahmet Spor'da bir de bir açıklama gördüm. Açıklamayı kimler yapmıştı? Bir taraftar grubu yapmıştı sanıyorum. Teknik adamla ilgili bir açıklama yapılmıştı. Çok var, ben de biraz takip evet ediyorum. Oradan başlayalım istersen. Evet. Önce maçtan başlayalım. Maçtan başlayalım. Muhlis'i de kutlayalım. Ayaklarına sağlık. 10 numara bir gol atmış. 3 haftada bağırıyoruz bu evet sıra. Belki de hocayı ipten aldı yani. 96-4'te. Evet. Aynen, gidebilirdi yani. Yıllar önce yani o golü Madjer vardı. Dünya Kupası'nda atmıştı. Tabii Türkiye'de de Şota atıyordu evet bu tarz golleri. Evet, o tarz golleri. Ben hatırlıyorum. 30 yıl önceydi hemen hemen. Aynen, mükemmel bir gol, mükemmel bir puan ve hoca burada. İpten aldı hocayı. Yani bu çocuk mesela geçen haftalarda sürekli burada üçümüzde konuştuk yani. Evet. Böyle bir oyuncu yakalamışız, altyapıdan çıkmış, daha 2000 doğumlu, iyi oynuyor, iyi oynarken yedek kulübesine çekildi. Evet. Ve o çocuk geldi, seni zor bir deplasmanda mükemmel bir gol atarak sana puan getirdi ve seni ipten aldı belki de. Hani umarım bundan sonraki haftalarda daha fark edilir Muhlis. Çünkü bu takım için çok önemli bir oyuncu. İleride bu kulübe büyük paralar kazandırabilecek bir oyuncu. Aynen, ben de kazandım. Yani takımda tabii ki de bütün oyuncular çok değerli de. Şimdi genç olunca kulübün geleceğiyle alakalı ben biraz menfaatçiyim yani. Hı hı. Hem yerli olması hem genç olması benim için bir adım diğerlerinden önde olur yani. Eminim ki bu kulüp yöneticilerinin de aynı düşünceye sahipler. Ki zaten yönetimi de kutluyoruz yani bu dar kısıtlı bütçeye. Şu anda Ahmet Spor halen 3. sırada, hı hı, ve iyi işler yapıyorlar. Maça gelecek olursak geçen Urfa maçından 2 oyuncu katıldı ilk 11'e. Hüseyin Güngör'ün cezalı oluşu, yerine Mücahit Çakır'ın başlaması ve Mansur'un da Alaaddinoğlu, Mehmet Alaaddinoğlu'nun hastalık. Yani biraz herhalde soğuk algınlığı. Sonradan oynadı, ayrıldı değil mi? Ama götürmüşsense bence biraz hoca şey yapsaydı oynatabilirdi belki de.
Orada şimdi şöyle bir mantığı sorayım sana. Şimdi Yusuf Sun'a da iyi yayınlar diyeyim. Sevgili Bülent Aktaş, sevgili Yusuf Sun'a da buradan selam olsun. Evet. Dün de iyi oynamış. Yusuf 10 numara futbol oynamış. Öyle tebrik ediyorum Yusuf'u. Tarık Hocam onu yemeye götürmüş. Evet. Öyle mi? Yemek tatlı. Tarık Hocam ben de geçen iyi oynamıştım. Sen gelip seyretmemişsin. Evet. Şimdi şöyle bir olay var. Mesela işte tam hazır değildi. Sakatlığı vardı. İşte yarım oynattım. O zaman götürme hocam. Yani ben de bundan yanayım. Ya almayacaksın. Almazsın. Alıyorsan sen de sağlam adam al. Yani getirmesen eğer süre vermişsen. Ercan'a da götürmemişler. Aynen Ercan da aynı problemde. Ercan gelmemiş mesela. Mehmet Alaaddinoğlu dakika 60'ta oyuna girmiş. 30 evet. dakika. O zaman onunla başla yani. Onunla başla maçı götür sonra oyundan kesinlikle. Bu ben adam, de ondan yanayım. Yani bence yani Alaaddinoğlu bu takımın lideri. Çok kaliteli hatta oldu. Ben görünce takip ediyordum maçı işte. Dakika dakika maç golikten takip ediyordum. Baktım ki Mehmet Alaaddinoğlu sonra da oyuna girmiş. Hayret ettim. Evet. Dedim ki arkadaşlar bu kadar anlatıyor bu adamı. Yok iyi oyuncu. Çok neyi vardı da bu adam sonra da oyuna girmiş. Bir önceki hafta sana müthiş oynamış. İki evet. asist yapmış. İyi işler çıkarmış. Tamam bilemeyiz. Belki içerideki durumu belki Mehmet Alaaddinoğlu'yla hoca görüştü. 30 dakika yapabilirim oynayabilirim. Bunlar mutlaka konuşulmuştur ama hani ne bileyim bir oyuncuyu ben buradan 30 dakika için götürmem. Ben ona cesareti veririm. Gel oğlum 60 dakika oynayacaksın. Ya da hiç oynatma. Yani, ben bir dakika kaldı daha sağlıklı kullanayım. Değil mi? Evet. Yani böyle değişikliklerle başladı maç. İkinci yarı ağırlığını koydu Ahmet Spor. Hatta Alaaddinoğlu'nun girişinden sonra daha farklı. Daha iyi işler olmaya başladı. Tabii sonradan giren Muhlis'in de müthiş katkısıyla bir puanı getirdik. Umarım haftaya burada Pazar Spor maçında tekrar galip gelip ondan sonraki hafta zaten Kastamonu maçı var. Orada o arayı iyi değerlendirip sonra Zonguldak'la bir daha içeride oynayacak. Bunlar fırsat haftalarıdır. Bu deplasmandan bir puan getirmek de iyi bence. Hani kötü diyemeyiz dediğiniz gibi bu üst sıralara oynuyorsak eğer deplasmandan alınan bir puan da önemlidir yani. Gelip içeride kaybetmiyoruz. Bu da önemli. Haftaya çok önemli de bir maç olacak. Şimdi haftaya sonra geçeceğiz ama evet. Zonguldak Şenol Hoca gittiğinden beri kaybetmiyor. Kazanan aynen, bir Zonguldak. Aynen. Ama nasıl söyleyeyim? Bence Ahmet Spor kadro yapısı biraz daha iyi oradan. Burada Ahmet Spor onu eli boş gönderecektir inşallah. Hı hı. Ama diğer sorduğunuz soruya gelince Mesut Hoca hakkında olumsuz yorumları biz de okuyoruz. Biz de takip ediyoruz. Hatta birisi böyle bildiri gibi bir şey yayınlamış. Hani derler ya ultimaton yayınladı. Bir evet. açıklama yayınlamıştı bir taraftan. Yani şimdi böyle bir şey şehrimizin bir diğer değerli takımı o da çok önemli. Hı hı. Kimse yanlış anlamasın. Evet. Şimdi Ahmet Spor'un oyuncu grubu biraz daha böyle söylemiştik ilk haftalarda. Birbirlerine böyle bir bağlılık var. Aslında bu şeyden de gelebilir. Çünkü takımda birbirini tanıyan, yıllarca beraber oynayan, farklı takımlarda beraber oynamış, gelmiş oyuncuların ağırlıklı olmasından ötürü kısacası hani bir aile ortamı biraz çabuk olmuş. Ama Diyarbakır'da bu havayı teneffüs edemiyor. Dışarıdan hani böyle o enerjiyi, o elektriği alamadım ben hiç. Ama yani bazı takımları izlerken oluyor bu mesela. Bazı takımları izlersin dersin ki ya bunları hepsini bir takımdan hani çağırmış adım. Şu akşam maç var. Yani, gelin işte bir maç olmuş. Belki o tesise gittiğinde herkes odasına evet. geçiyor. Kapıyı evet. kapatıyor. Dünyasında zaten bu yani. Telefonu, internet işi kesinlikle. Çok kötüye götürdü. Ama şimdi Ahmet Spor'a baktığında hani görebiliyorsun o aidiyet duygusudur, aile duygusudur, sevgi, saygı. Onu dışarıdan görebiliyorsun. Hani anlayan adam dışarıdan baktığında bunu görebiliyor ve skora yansıyor. Evet. Hani bütçeleri karşılaştığımızda belki de %50 bir bütçe şeyi vardır. Farkı var. Farkı vardır tabii ki de. Ama puan tablosuna baktığımızda yine bir başarı payı ortada yani. Hem daha %50 daha az para harca. Sonra bu oyuncu grubunu. Bence bu tamamen bundan kaynaklı. Ama hoca konusunda Ahmet Spor'u şu puan tablosunda başarılı buluyor musun? Harcanan parayla. Çok başarılı orantı. Buluyorum. Ben o sebepten yönetimi gerçekten yürekten tebrik ediyorum. Evet. Hani sezon başı açık konuşayım. Biz de sonuçta tamam genciz bu camiada ama biz de kendimize göre, kendi çapımızda yaşadık, ettik, çalıştık, piyasadayız. Ben çok zor bir görev aldıklarını söyledim çevremdekilere. Hatta çok kötü günler de geçirecekler. Çok aynen. zor bir görev aldığını. Çok zor bir görev ve bundan önceki yönetimlere verilen mesela o destek tamam ticaret odası yine mutlaka destek veriyor ama bunun yanında oluşan yönetimin içerisindeki iş insanları kulübe maddi yardımlarda bulunuyordu. Evet. Şimdi burada Selahattin Başkan, Ergin Başkan, diğer başkanımızın ismini unuttum. Arya Perde vardı ya. O neyse, başkanımızın ismini unuttum. Evet. Aynen.
Mesela üçünü görüyorum. Dördüncü, beşinci kişiyi ben henüz göremedim hani. Bunlar müthiş mesai harcıyorlar. Bundan kaynaklı da skora yansıyor, puan tablosuna yansıyor. Evet. Güzel şeyler oluyor. İnşallah bu haftaları da böyle kayıpsız diye görelim. Çünkü playoff'un hala içerisinde ve üçüncü sırada. Ve önünde iki tane maç var. İkisini de içeride oynayacak. Kendi denk gücüne denk takımlarla oynayacak. Buralardan da 6 puanı çıkardığında artık ligdeki yeri belli olacak. Peki tersi olursa? Ya tersi olursa bence hoca kalamaz daha burada. Yani çünkü yani nasıl söyleyeyim, canlı yayındayız, her şey söylenmiyor ama hani takım içerisinde, ya şimdi hoca 6 hafta cezeymiş, yedek kulübesinde yok, takıma hükmedemiyor. Tamam, yedek soyunma odasına giriyorsundur mutlaka devre arasında veya hafta içerisinde 5 günlük süreçte gelip antrenmanı yaptırıyorsun, onlarla zaman geçiriyorsun ama şimdi bir savaşa çıkarken komutanın kenarda olması lazım. Değil mi? Komutan şimdi kenarda olacak ki oradan hükmedecek. Evet. Yani şimdi bu olumsuz bir şekilde mutlaka yansıyordur yani. Mutlaka. Yani aksinde de artık playoff'a oynamaya başlar. Bence oynayacak. Ben Ahmet Spor'dan maçları izlemeye giderken keyif alıyorum. Tribünler doluyor. Takım baskı kuruyor. Hani arzu, istek, azim. Sonuçta futbol görsel bir oyundur. Birçok şeyi seyircilere gösterebiliyorlar yani. Peki şampiyonluk futbolu oynuyor mu? Şampiyonluk değil. Çünkü şampiyonluk futbolunu oynadığında biraz daha her mevkide çok çok üst düzey elit adamlar da olmalı. Takım içerisinde var mı? Var. Eksikler var mı? O da var. Mesela nerelere eksik ama sporun? Yani bunları böyle hani, direkt mevsimsel olarak... 8 hafta geride kaldı. 8-9 hafta geride kaldı. Ben çok iyi, çok iyi stoperlerin olmasını isterdim o takımda. Mesela sol bekimiz sağ bek oynuyor. Mesela ben kalecisi bir şampiyonluk kalecisi. Kesinlikle. Lig üstü. Kesinlikle. Yani kurtuluşma var değil ama. Mehmet Sıdık İstemi yıllarca evet. PTT Lig'in ciddi takımlarında evet. oynamış. Trabzon'da müthiş işler yapmış gelmiş mesela. Evet. Orada Mervan Çelik zaten kalitesi tartışılmaz. Alaaddinoğlu. Yani takımda sayabileceğimiz çok iyi oyuncular, çok kaliteli evet. oyuncular var. Ama diğer taraftan madalyonu ters çevirdiğimde müthiş özverisini sahaya yansıtan, şu anda hiçbir problem yaşatmayan ama bir sonraki maçlarda her an problem yaşayabileceğimiz mevkiler de var yani. Şimdi sol ayaklı bir sol bek oyuncumuz. Geçen sene bu takımda 20 maçı bulamamış. Ama bu sene şimdi, müthiş işler yapan bir Anıl Şahin var ters ayağıyla. Şu da var, şimdi dediniz ya nereleri eksik yani şampiyon takım olarak diyorsunuz da. Evet. Tamam, belki bireysel olarak baktığımızda kadro yeterli gibi görünebilir ama alternatif olarak baktığımızda bölgesel olarak birçok eksik var. Mesela? Mesela kenarda bekler, sağ bek, sol bekte sıkıntı var. Stoperlerde sıkıntı var. Şunu söyleyelim, ön liberolarımız düşün, Ercan'la Mansur. İki. Ama ikisine baktığımız zaman 90 dakikayı çıkaracak potansiyel var mı hocam? Yani şimdi Mansur... Şu Ercan'la da şu an yeterli bir... Tabii fiziksel olarak biraz eksikleri mutlaka var. Ama var. Kalite bakımından var. Şimdi kalite anlamında gerçekten ben Mansur'u da Ercan'ı da çok tutuyorum. Evet. Vesa abinin dediği gibi biraz daha tempo kazanmaları lazım. Bu da maç oynayarak olacak. Hoca biraz daha fazla süre verecek bunlara evet. faydalanabilmesi için. Şimdi Kerem Çağatay diye bir oyuncu almışız. 3 haftadır deniyoruz. Yani oğlum, bilmiyorum. Ben gördüğümü mutlaka hocam sen de görüyorsundur Mesut hocam yani. Ben buradan gelip tribünde izliyorum. Kerem'i görüyorum yani. Yani şimdi isim vermek istemiyorum ama yani Kerem'i verdim yani. Ama ben gördüğümü Vesa abi sen de görüyorsun. Her hafta yani, hoca da görüyordur. Evet. Takım içerisindekiler de görüyordur. Yönetim de görüyordur yani. Evet. Yani şimdi Bünyamin her maçta şartlanmışız oyundan çıkarıyoruz. Ya Bünyamin oynasın ya. Bünyamin daha 97, 24 yaşında bir oyuncudur. 3'ten 90 dakika çıkarır Bünyamin. Geçen hafta da Urfa'da golü attı. Çocuğu oyundan çıkardık. Orta sahanın bütün hakimiyetini verdik Urfa'ya. Geldik 2 tane gol yedik orada. Yani şimdi ne bileyim hocam, belki bu söylediğiniz tepkiler, yorumların başlıca sebepleri bunlardır yani. Evet. Sürekli oyuna hamlelerin hatalı olması, tercih edilen oyuncularının sürekli aynı oluşu, çıkanların girenlerin aynı oluşu, oyun planının sürekli aynı oluşu. Haliyle valla burası da küçük Trabzon gibi yani. Herkes futbolu biliyor yani. Trabzon'da nasıl herkes biliyor. Diyarbakır'da da herkes biliyor yani. Türkiye'de herkes biliyor artık. Bilmeyen yok. Değil mi yani? Bilmeyen yok. Şimdi Bünyamin bu takımın dinamosu. 3 senedir oynuyor. Ama işte Bünyamin beklentiler içerisinde. Bünyamin
problemleri var, kafasında problemler var. Yani Ömer Hoca da selam söylemiş, iyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Uzay TV Kale İç programının yorumcusu sevgili Ömer hocamıza da burada teşekkürlerimizi iletiyoruz. Dünyanın problemlerinin olduğunu ben çok mutlaka her insanın kafasında problemler var. Anlıyorum. Hani dışarıdan gelen tekliflerdir. Şimdi biz bugün bu teklifleri bize bizzat soranlar var. Bünyamin'i soranlar var. Geçen yıldan, ondan önceki yıldan birçok Süper Lig'de deneyimli çalıştırıcı bana Bünyamin'i sormuş, izlediğini söylemiş. Tamam mı? Tamam. Şimdi bunu ben biliyorsam bunu Bünyamin de biliyor. Evet. İşte Bünyamin'in bir menajeri varsa menajeri de mutlaka ona söylüyor. İşte beni bu aradı, şu aradı, o aradı diye. Şimdi futbol biliyorsun. Yani sadece gidip oturup tribünde seyretmekle olmuyor. Bir adamına söylüyor. Örnek veriyorum. Sen hocasın. Kırklar elinde yaşıyorsun. Bana telefonu açıyorsun. Diyorsun ki Ali abi işte Bünyamin diye bir futbolcu var Ahmet Spor'da. Sana zahmet bir iki maçını izler misin benim için? Ben de tamam diyorum. Gidiyorum izliyorum. Sana bilgilerini aktarıyorum. Diyorsun ki Ali abi bana menajerini bul. Menajerini buluyorum. Tamam mı? Tamam. Arıyorsun görüşüyorsun. Ama şimdi bu verilmediği zaman bakın bunun en net örneği Uğurcan Çakır'dır. Bir şey söyleyeceğim. Yani bir futbolcu gitti, gidiyor, gidecek denildikten sonra kalırsa o futbolcunun o lige adapte olması çok zor. Kesinlikle ama şimdi burada bir... Emin ol hocam pardon özür dilerim sözünü kesiyorum. Bir taç mı atıyorsun? Emin ol o taçta konsantre olup olmadığın. İşte kalecisin geri pas geldi o geri pası ileriye mi göndereceksin? O top taca gidiyorsa 3-4 kere bunu yapıyorsan bil ki sen sahada değilsin. Sen o takıma artık ait değilsin. Çünkü kafam başka yerde. Şimdi biz Bünyamin... Bugün her futbolcunun hayali bugün Bünyamin Süper Ligi istemez mi? Evet. Değil mi? Yani bugün ikincilikte, birincilikte oynayan amaç adamın... Amacı nedir? Biri Süper Lig'de. Kesinlikle. Süper Lig'de oynayan futbolcunun amacı nedir? Avrupa'dır ya da dört büyüklerdir. Aynen. Yani İstanbul, Trabzon neyse. Aynen. Bu böyledir yani. O futbolcuyu sen tutamazsın. Ama böyle bir şey söyleyeceğim şimdi. Soru olarak alıyorum. Evet. Şimdi Bünyamin... Herkes tarafından biliniyor, istenilen bir oyuncu, tercih edilen bir oyuncu. Bu liglerin üstündeki takımların istediği bir oyuncu. Şimdi bu takımın da bir teknik sorumlusu ve futbol şube sorumlusu aynı zamanda yönetim kurulu var. Evet. Şimdi bu oyuncuyu vermedik. Transfer sezonu da kapandı. Artık Bünyamin elimizde ve önemli, değerli bir oyuncu. Evet. Şimdi Bünyamin'i mental olarak hazır hale getirmek mi? Yoksa Bünyamin'i her hafta alıp psikolojisini siz buradan anlayabilmişsiniz. Takım içerisindekiler mutlaka daha iyi anlamıştır. Evet, evet. Ha, buna direkt tampon uygulamak mı lazım? Yoksa Bünyamin'in her hafta 60'ta oyundan çıkarıp değerli o elması çöp mü etmek işte lazım? İşte problemi de varsa oturup onunla konuşacaksın. Kesinlikle. Çözeceksin onu. Bunu söylüyorum. Ona kabul. 3 hafta 4 hafta önce burada yine konuştuk. Dedik ki Bünyamin'in mental olarak problemleri olduğu görünüyor. Vesi abi de söyledi. Tamam bunu biz görüyoruz. Takım içerisindekiler hali görmeli. Ve hemen tampon uygulayıp Bünyamin'le özel görüşmeli yapmalı. Hocanın yapması lazım. Yönetimin yapması lazım. Kendine gelmesi için değil mi? Biraz psikolojik destek vermeleri lazım. Hal bu dediğim ama gibi Bünyamin'in en her zaman 60'da al, 30'da al, 50'de al. Ve böyle yaptığın önemli bir takıma karşı iyi oynadığın bir maçta çünkü oyundan çıkarken küserek çıkıyor. Görüyoruz bunu. Evet. Türbinden izlerken direkt arkalarında görüyoruz. Evet. Şimdi bu durumu görüp Bünyamin'i ya da Bünyamin de olmuyor işte her maçta sinir yapıyor, oyundan çıkarken bir dert bilmem. Halbuki bunu konuşarak çözer. Kesinlikle hafta içerisinde gerekirse Bünyamin hiç antrenmana çıkmasın. Bünyamin'in bütün antrenmanı 2-3 saatlik mental antrenman olsun. Evet. Çözelim bu olayı. Yani. Kaybetmeyelim. Sadece koşarak antrenman olmaz. Kesinlikle. Beyin antrenmanı. Mental antrenmanı yapalım çocuğun. Kafasını bir rahatlatalım. Bakalım neler çıkacak orada. Evet. Bünyamin çok kaliteli bir futbolcu. Çok kaliteli. Değerimizdir aynı şekilde. Evet. Takımdaki birçok oyuncu gibi. İnşallah Allah'ın izniyle o da daha uzun süreler alır. Kendini %100 verir bu takıma. İnşallah bizi izliyorsa kendini daha fazla versin. Beklentimiz senden çok çok fazla. Çok çok fazla. Aynı şekilde Muhlis senden çok çok fazla. Aynen. Biz her hafta burada konuşacağız bunları. Sizlere inanıyoruz. Allah'ın izniyle bu takım için önemli oyuncularsınız. Diğer oyuncularımız gibi. İnşallah diğer haftalarda kalitenizi daha çok yansıtmaya başlayacaksınız. Şimdi bize artık mesajlar da geliyor. Şöyle sevgili Abdullah Demircan, Diyarbakır Spor'un eski futbolcusu. Evet. Şimdi hocalık yapıyor. Bir altyapı, bir spor okulu açmış. Yetenek Spor Okulu diye, Futbol Akademisi diye. Bizi de davet etmiş. Cumartesi günü antrenmanına gidelim. Altyapılarla ilgili, onunla ilgili bir genel bir değerlendirmeyi programın sonunda yapalım. Aynen. Değerli bir kardeşimiz, altyapıya önem veren, sporculara birebir ilgilenen ve bir kardeşimiz. Şöyle bir şey söyledi bize, onu da göreceğiz, test edeceğiz. Evet. Dedi ki, 5-6 tane dedi, çok yetenekli futbolcum var. Var.
Şimdi Apo da hani yıllarını vermiş. Evet. Yıllarca üst düzey oynamış. Evet. Şimdi bir de şu mutlaka var, işi severek yapıyor. Alişan aynen. Bey, benim özellikle bu noktada Abdullah'ın bir noktası benim çok hoşuma gitti. Şimdi genelde spor okulları ne yaparlar? Çocukları sırf eğlenecek işte zaman geçsin, hafta sonu işte aileler çocuklarının biraz daha sosyal olması anlamında çocuklar. Kilo versin yani. İşte bazen hani kilo da çocuk. Evden kurtulalım. Spor okulları bu mantıkla hareket, ama ondaki şunu gördüm, bana hatta yardımcı olmamla ilgili ricada bulundu. Abi takım kuracağım, amatöre girmek için takım kuracağım. Evet. Bunları liglerde oynatacağım ki hem tecrübe kazan hem de yavaş yavaş olgunlaşsınlar. Bu hoşuma gitti yani. Diğer spor okullarından ki muhakkak ki olan da vardır. Hepsi evet, evet. Şey yapmayalım, yorum yapmayalım. Bunu yapması da altyapı için, altyapıya önem verdiğini işte. Futbolculara sadece ekonomik anlamda bakmadığına bir göstergesidir bu da. Evet, Süleyman Tölük bir mesaj göndermiş, basketbolcu. Yıllar evet. önce Bağlar Belediyesi'nde oynarken evet, burada programda konuğum olmuştu sevgili Süleyman. Çok da sevdiğim bir kardeşim. Yayınlar Aytekin Yıldırım hocamıza sevgiler saygılar dilerim eyvallah, demiş. Evet. Veysi abi senden devam et, spor alalım, sonra bir İtalya'ya gideceğiz. İtalya'da dünya şampiyonası var, kickboks. Evet. Üç sporcumuz yarışacak. Ufuk Hoca da orada, İbrahim Ufuk Ertaş, Ertaş Spor Kulübü'nden, ama aynı zamanda orada bulunma sebebi milli takım antrenörü olarak tabii işte gitti. Tabii kentimizin değerlerinden biri de olması. Bunları gündeme getirmemiz gerekiyor. Kesinlikle. Senden Ahmet Spor değerlendirmesini alalım, ondan sonra İtalya'ya dönelim. Çünkü müsabakalar yarın başlıyor. O spora da bir önem verelim, salon sporlarına, bireysel sporlara. Şimdi öncelikle herkese, bizi izleyen arkadaşlarımıza, dostlarımıza, izleyicilerime hayırlı akşamlar diliyorum. Şimdi Aytekin Hocam şimdi teknik kısmını anlattı. Seyretmediğimiz maç için çok fazla yorum yapmamız da gerekir. Evet. Ama genellemeye baktığımız zaman 6 haftalık, 7 haftalık, daha doğrusu bu haftayla beraber 8. haftayı geride bıraktık. Baktığımız zaman Ahmet'te belli bir standartın oluştuğunu gördük. Oyun mantalitesi 3 aşağı 5 yukarı belli. Girenler çıkanlar belli. Hı-hı. İlk 11'de oynayanlar belli. Bu son 3 haftada yapılan kadroda ufak tefek yapılan değişiklikler belli. Yani belli bir standarda bağlandı. Yani voleybol maçına aynı o şekilde. Yalnız 2 hafta önce Amespor'un liderliğini biz burada konuşuyorduk. Evet. Bugün baktığımız zaman 2, 4, 8, 9 takım Pendik'i sayma. Pendik düşün 7 hafta 7 maç oynamış. 3 puan farklı. Ahmet'le Buca 8, onun dışında Zonguldak 8, diğer 9 takım 7 maç oynamış. Puanlar 14, 14, 13, 13, 13 böyle sıralanıyor. Neyi anlatmaya çalışıyorum? Amespor'un 2 kötü sonuç alması otomatikman değil şampiyonluk, değil playoff, düşmenin bir üst tık üstünde kalırsın. Yani puanlara baktığımda 9-10 takım 13 puanda. Çünkü 2 haftada üstte bekleyeceksin. Ha, bir 13, aslan onu bir de bay çekecek. 13 düşün, 13 puandasın. Bir kötü sonuç. Maçlara bakıyoruz. Amespor bu hafta Pazar'la oynayacak. Evet. Pazar kötü takım mı? Değil. Düşün, bir maçı eksik 13 puanı var. Senin bir maçın fazla 14 puanın var. Amespor Pazar Spor'da deplasmanda iyi oynayan bir takım. Urfa Spor'da da deplasmanda oynamıştı zannedersin. Deplasmanda iyi oynayan takım. Şimdi böyle takımları artı Amespor'da bir özgüven sıkıntısı var. Her ne kimle konuşsa konuşsun Amespor'da bir sıkıntı var. Bir soru sorayım. Zor olmasın. Yok, çok basit bir soru. Herkesin de rahatlıkla cevap verebileceği bir evet. soru. Ya bu Amespor'da kaptan Diyarbakırlı ya da yıllardan beri Amespor'da oynayan bir futbolcu yok muydu, üstüne verildi? Üstünün ne özelliği? Üstün bir özelliği mi vardı ona verildi? Adı Üstün ya, ondan belki. Hocam? Yani Mansur'du. Hep de kaptanımız Mansur'du. Ben de bu yıl yönetim mutlaka bir Sıdık vardı. Sıdık 2 yıldan beri bu takım. 3. yılı takım. Daha öncesinde de buradaydı. Hani. Daha önceye geçelim. Son 3 yıl. Hepsini geçtim. Ben olsam kurtuluşa veririm. Hani hem tecrübe açısından. Yılların tecrübesi. Yani iyi olsa açısından. Kalecilerin kaptan olmasından daha çok. Yanlış mıyım bu konuda? Yok, haklısın. Ben olsam. Haklısın abi. Diyarbakır'dan olan birini. Ha, oynatmayabilirsin. Onun dışında ikinci kaptan olur, üçüncü kaptan olur. Onları sağ olmaz. Mansur, şimdi Selçuk vardı Galatasaray'da biliyorsun. Takım kaptanıydı değil mi? Evet. Selçuk İnan. Oynamadığı zaman ikinci, yani birçok son döneminde pek oynamıyordu hatırlıyorsan. Ama oyuna girdiği zaman tekrar kaptanlık kolunu takıyordu. Yani böyle usul, olabilir. Usul öyle ama evet. işte baktığımız zaman... Yani Sıdık olabilir. Hadi hiçbir olmasa, örnek veriyorum, Bünyamin olur. Bünyamin olur. Dördüncü sezon. Hayır, değil mi? Üç sezon oldu.
daha önceden genç kamptanlar hiç görmedik mi takımlarda yani, yıllarca? Hocam işte işte mental anlamda çökmüş bir adamın mental olarak sen, al işte takım kaptanı bitti. Sen bunu bravo değerli hale getirmezsen, malını değerli hale getirmezsen senin malın atıl hale düşer. Evet. Bugün Bünyamin konuşuyordu işte. 60 Bünyamin kenara. 55'ten sonra sürekli kenara bakan futbolcular var ya. İşte Bünyamin'den şu anda 55'ten sonra. Bir hakem böyle dönüyor oraya. Evet. O futbolcu diyor ki tamam ben çıkıyorum. Yani düşün. Bu şekilde yapıldığı zaman futbolcu istediği performans sahaya yansıtamaz. Evet. Şimdi Amenspor'a bakıyoruz. Tamam ilk haftalarda şanslı aldığım maçlar oldu. İyi oynadığım maçlar oldu. İyi oynayıp kaybettiğim maçlar da oldu. Kötü oynayıp puan aldığım maçlar da oldu. Ama belli bir istikrar yok. Hı hı. Bir Eskişehir maçını bile zar zor düşün. Genç çocuklara karşı oynadığımız bir Eskişehir maçını bile rakip 10 kişi kaldıktan sonra zar zor 2-1 kazanıyorsaksa bir sıkıntı vardır bu takımda. Evet. Şimdi Mesut Toros böyle elini böyle bağlayıp kenardan oraya buraya bağırmakla ya da kadro ekstra kadro mimarlığı yapmakla bu işi ya çok iyi yapmış anlamına gelmiyor. Yönetim hesap sordu mu ya? Bu takım nereye gidiyor? Şimdi, ya sen niye altı maç ceza aldın ya? Son haftalara baktığımız zaman iyi durumdayken birdenbire kötü skorlar almaya başladım. Şimdi evet, burada bir sıkıntı var. Ben olsam toplardım. Ya da kaptanlığı yönetim kurulu niye verdi? Ben oraya takılmışım. Hı hı. Ya mutlaka belki içerideki bahsettiğimiz sporcu arkadaşlarımız da istememiş olabilir. Ya istememiş yok, görevlendirirsin. Hocam ben öyle bir yetkisi yok. Böyle bir şey yok hocam. Kulüp yönetim kurulu. Bazen ama şimdi bir kulüp başkanı olarak Ali İhsan Bey sen kaptansın dediğinde almıyorsan ben getirip zorla vermem. Hocam sen yıllar öyle bir şey yok. Yönetim sana kaptanlığı vermiştir bitmiştir. Ali İhsan Bey yıllarca kadro dışı bırakılmış. Hocam. Ama şimdi çok hocam, özür dilerim böyle bir şey de var. Bak hocam karıştırdığım bir şey var. Genç bir takım değil. Yeni takım değil. Camiye olan bir takımın kaptanına Ahmet'e verdim ben almayayım. Ona verdim ben almayayım diye bir şey yok. Hocam ben yani zarfadayım ya. Etrafta gezdiriyorsun kimse. Ben çok gördüm yani. Şimdi takım içerisinde medya ağırlar mesela. Mesela para gecikebilir, prim gecikebilir. Bunlar da kaptan sorumludur. Yönetimle birebir görüşen ben, olur. Ben arada yıpranır yani. Ben, ha, burada Ahmet Spor'da bunlar oluyor diye almadılar anlamında demiyorum. Ben genel konuşuyorum. Evet. Bir takım kaptanına verdiğinde 30 tane topçu gelir. Şirin salı dönülmüşse, salı gelmemişse o 30 tane topçu gelir senin kulağını şirir. Git şimdi, yönetimle konuş. Az durumuna düşersin orada. Bak ben bu konuya buraya es geçiyorum. Ama böyledir bir yani. Bir işte ödeme yapılmadığını ondan dolayı sorumluluk almayan bir sporcuyu göndereceksin kaptanlığı almayan. Bravo. Bir örnek daha vereyim abi. Bir örnek daha. Baş başı bütün Türkiye'deki kulüplerde birikiyor mu? Birikiyor. Türkiye'deki bütün kulüplerde. Kim kabul etmiyor kaptanlığı baş başı almadığı için sorun yaşandı sporcudan dolayı? Şimdi ben kendim yaşadığımı tamam biliyorum. Şimdi geldi 12 tane maç başı içeride. Tamam. Topçular geldi, takım kaptanı geldi, yönetimin bir kararını geldi, sporcu arkadaşlarına belirtti. Oradan bir çatlak ses çıkabilir yani. Sen bunu söyleyeceğine git maç başlarımızı kovala. Tamam. Dediğinde bu da ona tepki verip ardından problemler çıkabilir. Hocam, mesela siz, hani ben siz, bunu bir varsayayım hocam, sadece. Varsayayım. En son noktayı konuşuyorsunuz. Daha kulüplerde yaşanan durumlar mı? Hocam sezon başlarında takım kurulurken kaptanlıkta ilk haftadan sonra daha doğrusu kamp döneminden sonra kaptanlık belli olur. Hazırlık evet, maçından önce. Bunu hemen işte etrafa bakan sen kaptansın öyle bir şey yok. Zaten olmuyor. Öyle bir şey yok. Bir adamla konuşulur, sohbet edilir, yönetici konuşur, kaptaya. Şöyle bir listeye bakılır önce. Sonra hocaya fikri sorulur. Önce sen ne diyorsun? Futbol şube sorumuzu konuşur. Evet. Hocayla beraber istişare ederler. Sporcuyu alırlar yanlarına. Aynen. 2-3 tane topçuyu. Bir listeleme yaparlar. Konuşulur. Ama işte Tarık hocam, kaptan sensin. İşte Ahmet sensin. Böyle bir şey yok. Ya bunlar mutlaka. Ama hocam, benim dediklerim de var bu işin. Hocam biz küçükken. Kabul etmeyebiliriz. Biz küçükken. Yani. İşte birincilik, şimdi süperlik. Topun sahibi. Evet. Kaptan değil mi? Sıddık şey maçında kaptandı Urfa maçında. Ali İhsan Bey nasıl? Sıddık kaptandı Urfa maçında mesela. Kaptan mı çıktı? Tabii tabii. Niye kaptan çıktı? Tabii tabii. Kim? Üstün oynamadı. Üstün oynamadı. İşte üstün oynamadı diyor evet, kaptan diye. Üstün oynasaydı yani kaptan şimdi, değildi. Ben de diyorum ki Sıddık varken üstüne kaptanlık düşmez. Kesinlikle ben geldim yani bu takıma. Yani burada üstüne karşı da bir... şeyimiz var, ön yargımız var. Onlarla ilgili işte problemimiz anlamına gelmesin. Ben kendim milliyetçiyim. Ben bildiğim. Benim futbolcum iyiyse, benim futbolcum profesyonel yaşıyorsa, profesyonel olarak mücadelesini sahada yapıyorsa alırım karşıma
dışarıdaki adam bırakıp kaçar gider ama senin yerli topçuna, evet, senin burada bazı, bravo, hesaplar ya, bazı görüşmeler yapılır, hatır olur. Mutlaka söylediğiniz bu şeyler olur. Bunlar çok ama, doğru şeyler ama şimdi bilmediğimiz şeyler de mutlaka olabilir yani. Ben buradan işte yönetici arkadaşlarımıza şunu diyeyim. Arkadaşlar, bir Diyarbakırlı ya da bu kulüpte daha önceden görev yapan futbolcu kardeşlerimiz varken Diyarbakır'ın yeni olması gelen, kaptanlığı takan, dışarıdan gelen bu kulüple yeni şey olan, haşır neşir olan bir futbolcuyu birinci kaptanlığına getirdiniz. Şimdi Veysi abinin dediği. Sıdır'a güvenmediniz mi? Evet. Mansur'a güvenmediniz mi? Bünyamin. Bak, şu az önce çok güzel bir örnek verdi. Şu anda bizim parlayan değerimiz Bünyamin'le Muhriz, değil mi? Evet. Şimdi sezon başında sorun yaşayan kimdi? Bünyamin, değil mi? Şu an mental bir çöküntü de ama gözlemliyoruz. Sen kazanmak istiyorsan işte ben sana kaptanlık verdim, yapacaksın. Bitti. İşte sezon başında bu kararlar verildiği için şimdi ya, de hani üstünden alıp ona vermek biraz... İşte bugün, sezon başında yapılan. Bugün Uğurcan bu kadar değerliyse Kent onu değerli hale soktu. Tabii ki. Evet. Yani kulüp de onu kaptan yaptı genç yaşta. Genç yaşta onu takıma aldılar. Tamam, belki yani mecburiyetten kalecilik o şans önüne geldi. Buradan da Onur'un çok sevdiğim bir kaleci. Büyük, benim için çok iyi bir kaleci. Evet. Kişiliğiydi de yani bir sorun yaşayan ne kadar şey olmuşsa bile. Düşün, öyle bir futbolcu 3 yıldır Trabzonspor'da kaptanlık yapıyor. Şimdi Bünyamin'e kaptanlık verdiği zaman... Sosa'yla oynuyorsun, Sosa'nın kaptanı, Bruno Peres'in kaptanısın. Kaptanlık verdiği zaman Bünyamin yaptığı hareketlere biraz daha dikkat eder. Yani. Sorumluluğu biraz daha alır. Dışarıdaki topçular hesabını, kitabını yapar. Dışarıdaki bir adamın kaptan olması, dışarıdan gelen yani, Diyarbakırlı olmayan bir arkadaşımızın, bir kardeşimizin gelip kaptan olması takım üzerinde etkisi daha az olur. Ama kentten olan birinin işte hadi arkadaşlar, aynen, bizim için oynayın, şunu yapın ya da taraftarla ilgili bir problem olduğunda o bir çözüm. Diyarbakırlı'nın çıkıp tribünlere konuşması ayrıdır. Evet. Dışarıdan gelen bir insanın konuşması ayrıdır. Bir de üstün kötü bir insan mı? Biz onu söylemiyoruz canım. Bizim üstünde kötü bir kaptan mı? Değil. Ben camiye olarak, çünkü bugün Amespor dediğin zaman insanlar ne diyorlar? İşte camia işte Amespor. Farklı bir duruşu var Amespor. Farklı bir algı oluşturuyor. Evet. O zaman farklı bir algı oluşturuluyorsa o zaman bu tür davranışlarla hesabını yapın. Bence. Yarın öbür gün bizler burada konuşmayalım. Evet. Maçlara baktığımız zaman yine maçı dedik ya, izlemediğiniz maçla ilgili fazla yorum yapmamız yanlış olur. Yalnız bu periyotta Alihan Bey, pazar Kastamonu boşluk, Zonguldak, dönüş Buca. Bunlar senin aynı segmentte olduğunda, aynı ölçüde olduğun takımlar. 13-14 puanı olan takımlar. Üst üste kaybettiğin puanlar seni altlara. 13. 14. 16. Kazanırsa da üste tuttur. Kazanırsan playoff'u. Şimdi bugün lider olduğu zaman herkes ne demişti? Amespor. Klasik Amespor ya. Bu sene iyi takım kurmuş. Playoff'un en güçlü takımlarından biri. Daha bu listede şey yok. Tarsus yok. Evet. Düşün. Bu yaptığım işte Pendik, Sparta, Ahmet, Buca, Pazar, Zonguldak, Kırşehir geliyoruz aşağıya doğru. Daha Pendik yok bu şeye. Tarsus yok burada. Çok iyi transfer yapan. Kalecimiz biliyorsun Abdülaziz de orada şu anda. Orada görev yapıyor. Onlar, onun gibi bir iki takım daha yok. Onlar da gelecekler. Playoff'ta 10 takım katılmayacak. Evet. Bir takım gidiyor, 5 takım kalıyor. Biz burada 12 takımı konuşacağız. Ben onun için ben burada yönetimin bir sefer Mesut Hoca'yla ciddi bir anlamda bir toplantı yapmasın. Şu an az önce bir konuya değindiniz. Bir taraftar grubunun ciddi anlamda istifasını yayınlaması tarzında bir yazı yazması. Aytekin Hocam bilir. Antrenörlük yapmış. Böyle yazılar insanları rahatsız etmez mi? Hocaları rahatsız eder, camiye rahatsız eder. Yani. Şimdi ne yapacaksın? Ben olsam bir toplantı yaparım. Arkadaşlar, çekin düzen verin kendinize. Ama ya az önceki konuştuğu olay Mehmet Alettinoğlu. Ya şiir gibi top oynayan bir adam götürülmüşse oraya, sen de eğer ki playoff ya da şampiyonluğu oynuyorsan sen onu oynatacaksın. Hissiyatı ya da 18'i alıyorsan oynatacaksın. Hani belki götürebilir, kadroya almaz. Sakatlık yani olsa, evet, şimdi sakatlıkta şu olabilir. Evet. Koşamazsın, işte adrenalin tekrar atabilir, daha kötü bir sakatlık olabilir, uzun süreli olabilir. Bu risktir. Sonlarda alırsın oynatırsın, riske girersin. Ama hastalıkta şimdi insanlar teknoloji gelmiş, sağlık hizmetleri gelişmiş. Evet. İğneyle oynayan ne topçularımız var hocam? Kesinlikle. Sen yıllarca oynatmadın mı hocam?
Sakat oyuncuyu diyeyim, git sağda ayak koksun yani. Git, yani bu maç önemli yani. Zaten bu maçta oynamıyorsa hiç oynama. Yani belki gideceksin ya. Bir evet. Tozan'ı oynasana. Yani ben o sırada Joker önünde yani. Muris'ten faydalanırım. Sıdık'tan faydalanırım. Bünyamin'i kazanırım tekrardan. Mervan'ı da iyi hazırlarım. Bak Mervan'ı halen ben hazır görmüyorum. Mervan Çelik'i hazır görmüyorum. Sıdık'la Muris'in şeyine ne diyorsun Veysi abi? Aynı bir de şu var. Dikkat ettik. Bir maç. Bakayım öyle şey gibi. Jerminio gibi. İkisi de sol ayaklı. İki bir Ankara maçında oynamışlar. Değil mi? Sol değil mi ikisi? Sağ mı sağ ayak? Sağ ayak değil mi? İkisi de sağ ayak. İki kere de oynayabiliyorlar. Birini Trabzonspor'a gönderdim. Trabzonspor'da sağ çıkıyor. Düşün. Çok değişik bir istatistik evet. Var Veysel abi. Aynen. Ankara maçında evet, Ankara maçında deplasmanda oynamışlar iki kardeş. Bir sağda bir sol. Soldan. O maçta galip gelmiş. Evet. Ama ne hikmetse onun dışında 7 maçta ikisi aynı anda oynamamış. Deplasmandaki de galibiyet. Çok garip bir şey. Sevdacan şöyle demiş. Bence takımda tecrübeli ayağı yere basan futbolcular varsa gençlere kaptanlık verilmemeli demiş. Hani o da tecrübeliden yana tahminini kullanmış. Tabii bu yerli falan yazmamış. Evet. Ama tecrübeli. Orada da Mansur var. Mansur da Mansur, sürekli sürekli 11 oynamadığı için. Sıdığı söyledik. Evet, Sıdığı söyledik. Sıdığı söyledik. Evet. Olmazsa Sıdığı problem diyelim ki oynamıyor. Evet. Yedekte kalıyor da başka bir. Ama Bünyamin bu takımda sürekli oynayan bir futbolcu. Ama onu da oynatmıyor. Artı bu sonda da çıkıyor. Çıkıyor. Bu sonda yavaş yavaş sıkıntı evet. Yaşamaya başlamış biri. Murat Yanık Silvan'dan mesaj göndermiş. İyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Veysel bir toparladıysan bir İtalya'yı bağlayalım. İstersen İtalya'ya gidelim. Evet İtalya'ya zaten gidelim. İtalya'ya gitmemiştik. Evet. Bir İtalya yapalım. Evet bir bakalım Ufuk Hoca. Tarık Hoca. Orada da internet problemi varmış onu da söyleyelim. Ufuk Hoca'dan internet problemi var. Evet şu anda cevap verdi. Evet, hocam merhaba. Hocam iyi akşamlar. İyi akşamlar Ali İhsan Hocam. Burada Aytekin Hocam var, Veysi Hocam var, sana selamları var. Önce bir selam gönderin arkadaşlar. Ufuk Hocam öncelikle selamlar, başarılar. Her zaman olduğu gibi yeni bir başarı ülkemize inşallah kazandıracaksınız takımınızla. Yürekten başarılar diliyorum. Ufuk Hocam hayırlı akşamlar. İnşallah kentimizin gururu olarak İtalya'dan bir veya iki şampiyonluğu getirirsin. Sesleri alabildin mi hocam? Hocam çok teşekkürler. İtalya Cesaro'da devam etmekte olan Dünya Kickbox Şampiyonası'na Türk milli takım olarak ve milli takım antrenörü olarak katıldık. Hı hı. Milli takım adına yarışan 3 tane Diyarbakır ilinde sporcumuz var. Ceren Kaçar, Aslan Zira ve Sultan Zira. Evet. İnşallah yarın itibariyle maçları başlıyor onların da. Bugün hı hı. Devam etti şampiyona. Evet. Çeyrek'te çıkacaklar. 3 sporcumuzla madalya maçına çıkacaklar. Tüm ülkemize ve inşallah Diyarbakır'ımıza madalyayla döneceğiz. Evet hocam kaç gün sürecek turnuva? Hocam turnuva pazar günü bitiyor. Pazar günü akşam 5 itibariyle bitiyor. Evet. Dünya şampiyonası, dünya kickbox şampiyonası. Evet dünya şampiyonası 72 ülkeden yaklaşık 3000 sporcuya yakın bir katılım var. Hocam 3 sporcu bir de milli takım hocası olarak siz gittiniz. Doğru değil mi bu? Doğrudur. 2 sporcumuz bizim Abdülhatip Zina'nın hem çocukları hem öğrencileri. Ceren Kaçar da bizim kendi sporcumuz. Yaklaşık olarak bir 6-7 adet bir spor kampından geçtiler. Bayağı bir evrelerden geçtiler. Puanlamaları toparlayıp ve bu maça katılma hak kazandılar. Peki zaten Hasan ve Sultan yıllar önce benim programıma konuk olmuşlardı babalarıyla birlikte. Onları da çok genç yaşta konuk etmiştim. Başarılar diliyorum. Yine Ceren arkadaşımıza da başarılar diliyoruz sporcumuza. Umarız ki Diyarbakır'a altın madalya ile gelirsiniz. Tabii ki Diyarbakır'ı temsil etmek bile çok önemli. Türkiye Dünya Şampiyonası'nda. Kaç ülke katılmış? 72 ülke. 3000'e yakın sporcu. Müthiş bir rakam. Hocam madalya şansımızı nasıl görüyorsun? Sesime... Yani madalya şansımız evet. %80 diye bekliyoruz. Evet. Tabii bu kazanamadan hiç kimse bilemez. Bu bir maç. Her şey hakem. Tabii buradaki lobi çalışmaları da var. Hakem çalışmaları da var. Son süreçte biraz daha Türkiye'ye oynanan oyunları da biliyorsunuz. Hı-hı. Maçlarda. Hakem oyunlarında. Ama biz tabii bunları kafalarına vura vura eze eze milli takıma Yıldızı Bayrağı burada İstiklal Marşı'nı okutacağız. Tüm evet. Milli takımımızdan birlikte. O zaman biz de başarılar diliyoruz size. Çok çok. Kalbimiz sizinle hocam. Umarız ki 3 altınla Türkiye'ye dönersiniz.
Bütün sporcularımız, 3 sporcumuz da Diyarbakır. Tabii önce Diyarbakır bazında, sonra da ülke bazında başarılar diliyoruz milli takıma. İnşallah öncelikle bu yayında bize bu imkanı verdiğiniz için hem Can Radyo çalışanlarına, Can Radyo'da ses sayın spikerimiz, spor yorumcumuz Ali Ehsan hocama çok teşekkür ederim. Oradaki Veysi hocama, Aytekin hocama da başarılar. Teşekkürler. Çok teşekkür ediyorum hocam. Sağ ol. Başarılar diliyoruz. Ve sizi böyle altın madalyalarla pazartesi günü bekliyoruz. İnşallah. Saygılar. Hayırlı akşamlar. Teşekkür ediyorum. Sağ ol hocam. Görüşmek üzere. Başarılar. Sağ olun. Evet hocam bizi radyo yayınında sanıyor. Çünkü bizi izleyemiyordu. Oradan bir sürekli de radyodan dinlediği için öyle bir ifadede kullandı. Kendimiz için gurur verici bir durum. Evet. Kendimizden birinin... Bakın İtalya'da... Değil, sporcular olarak antrenör olarak gidip orada... Aynen aynen, milli takım antrenörü olarak gitmesi bizim için hakikaten... Daha önceden Mehmet Yazar vardı bizim, evet. Kalefe'den. Aynen aynen. O da bizim için bir gurur. Tabii tabii, yani bugün kent takımına kim giderse gitsin. Tabii. Bir de iki sporcuyu ben yıllar önce şu yan tarafta... Abdülhatif Zilan'ın çocukları Hasan ve Sultan'ı konuk etmişti. O zaman daha çok gençtiler. Daha çocuk sporculardı. Yeni başlamışlardı spora, kickboksa. Onları konuk etmiştim. Yarın işte dünya şampiyonu olduklarında veya dünya şampiyonasında birinci, ikinci, üçüncü neyse bir madalya getirdiklerinde bu bizim için de bir gurur kaynağı. En azından diyoruz ki ya bak bu sporcuyu biz televizyona çıkarmıştık. Beraber program yapmıştık. Bunlar aynen önemli etkenler. Geçelim mi Diyarbakır Spor'a? Diyarbakır Spor'a başarılar diliyoruz inşallah. Evet, Ahmet Spor'a görüşürüz onlarla yani. Pazar maçında başarılar dileyelim. Geçelim Diyarbakır Spor'a. Diyarbakır Spor hani son mermisini kullandı diyebilirim. Levent Eriş bana göre gidip gitmeyeceği bu maçta belliydi. Eğer aksi bir sonuç olsaydı kesinlikle İzmir yolcusuydu Levent Eriş. Bu kesindi yani. Bu kulübün hem geçmiş yönetimine baktığımızda hani diyor ya, geçmiş geleceğe ışıktır, aynadır diyelim ve bu ayna Levent Eriş'in aksi bir sonuçta gideceğini gösteriyordu. Bunu hepimiz biliyorduk. Sevgili Veysi Akar'la başlayalım. Maç 3-0 bitti. Erken dakikalarda 10 kişi kalan bir Niğdespor zaten çok da güçlü bir takım değildi. Bir de 10 kişi kaldı üstüne. 3-0 bitti. Neler diyeceksin? Diyarbakır Spor'u yani ben bir türlü çözemedim. Allah razı olsun onlardan. Bir türlü göz zevkimize hitap eden bir futbol oynayamıyorlar. Hı hı. Oynatamıyorlar. Hocam oynatamıyor. Sporcuda mı sıkıntı var? İşte yönetimde mi sıkıntı var? Ya da camiada mı sıkıntı var? Bir türlü bir sıkıntı var. Şimdi Allah rızası için hocam beraber maçı izledik. Arkadaşlarla beraber, bir grup arkadaşımızla beraber maçı izledik. Ben bu takımın ne oynadığını bir türlü çözemedim. Rakip düşün. 18. dakikada kırmızı kart yemiş. Evet. Sen 14. dakikada 1-0 da bir de Gökhan Meral'la 1-0 öne geçiyorsun. Ondan 4 dakika sonra rakip kırmızı kart görüyor. Sen top yapmasa şeye, gol atmasan bile ya bir ne yaptığını bilen, atağa çıkarken, rakibi karşılarken, kenarlardan giderken, ortadan giderken insan bakacak işte bir sistem var, o sisteme göre gidiyor. Hiçbir şey görmedik. Orta sahadan uzun toplama arkaya sarkıtma toplar yaptık. Kenarlardan orta yaptık. Bir iki hani varyasyon görmedik. Bir on numara göremedik saha içerisinde. Bir işte pas trafi iki evride gidip kaleciyle karşı karşıya kalan bir pozisyon görmedik. Evet. Şut görmedik. Bir de baktığımız zaman hocam bir kadro değişikliği yapmıştı. Bu takımda her zaman ben izlediğim kadarıyla söylüyorum. Her zaman oynaması gereken bir Utku'nun bu takımda yedek kalması hele de bu maçta bence yanlıştı. Her ne kadar diğer santrforumuz Sinan'ı oynatsa bile Sinan kardeşimizin bir pozisyona bile girdiğini görmedim. Evet. Hocam sen gördün mü? Yani ben Sinan'a kaydınla yani bu ligin biteceğini düşünmüyorum. Zaten şimdi ben de göremedim hiç yani. Baktığımız zaman ama oynatmıyorlar da ki zaten. 14'te geldi Ali İhsan Bey. 38'de geldi. 45'te geldi. Evet. Şimdi tamam 3-0 olabilir, 5-0 olabilir, 7-0 olabilir. Hı-hı. Ama gözümüze yani ben göze hoş gelen i̇şte bir bak, futbol görmedim. Bak işte benim futbol bakış açım bu. Skor kimseyi yanıltmaz. Skor olabilir. 5-0 da yenebilirsin. İşte kırmızı kart görmüş, 10 kişi kalmış. Yani senin futbol olarak ne oynadığın önemli.
Bu işin bir yönü. İkinci evet. bir yönü. Ya sen 3-0 ilk yarı skoru almışsın. Rakip Hı-hı. zaten 10 kişi. Hiçbir şekilde sana gelemiyor. Geliyor, geliyor. Yani sete çarpar gibi. Tak, çarpıp geri dönüyor. Çarpıp geri dönüyor. Düşün bir pozisyonda 1-0 iken, yanlış olmasam 1-0 iken üst üste bir kaleciden döndü. İkinci pozisyonda rakip yine bir şut attı. Bizden stoper miydi yanlış olmasam kale çizgisinden kafayla çıkardı. Baran'dı herhalde. Düşün o pozisyon. Yok Batuhan Suer'di. Sağ bek Batuhan Suer. Düşün o pozisyon gol olsa 10 kişiyle rakip senden birbiri yakalıyor. Senden bu sefer şey başlayacak. İşte aman. Bu da direnci artacak. Ha, ya şimdi arkadaşlar karşında rakip yok. Bir de niye de çok kötü takım. Genç takım. O da kümeden kurtuldu hatırlıyorsunuz değil mi? Eskişehir'i izledik bundan 2-3 hafta önce Amespor maçında. Düşün genç ama bunlara göre daha iyi. Pas yapan, çıkarken nasıl çıktığını bilen, saha içinde bir tane işte ön liberosundan tut 10 numarasına kadar topları onlarla buluştan sonra sağa bırakan, araya bırakan bir sistem var. Ama bunlardan bir sadece yanlış olmasam bir 60 numara mıydı? Yani bir şeyler göstermeye çalıştı, o da tek kaldı yani. Genç 60 numaralı bir kardeşimiz evet. vardı. Onun dışında Afyon şey Niğde'ye baktığımızda işte bu takımdan birini hangisini alırsın hiçbir tanesini Diyarbakırspor'da oynatmazsın. O ayrı, o kadar kötü bir takım. Bak Diyarbakırspor için bu kadar kötü diyoruz. Bu ondan kötü. Bu ondan kötü. Hoca ya sen 3-0'dan sonra senin takımında hiç kadroya girmeyen yani süre almayan futbolcuları 65'ten sonra niye oynatmıyorsun? Yarın dara düştüğünde bu adamlar sana lazım olmayacak mı? Evet. Sen yine neyi oynatıyorsun? Alıyorsun Abdülaziz'i oyna, Erkan Taşkan'ı oyna alıyorsun. Alma onları. Skoru yakalamışsın. Bir şans ver diğerlerine. Şans ver. Dene bunları ya. Evet. Denemedi. 87'de 86, 80 hatta 5 dakikaya yakın top dışarı çıkmadı. 6-7 dakika top dışarı çıkmadı. Yani. Oyuncu değişiklikleri olsun. 79'da sporcular kenara geldiler. 86'dan oyuna girdiler. O da bir taş mıydı? Bir faul mu? Bir şey oldu. Bir pozisyon oldu. Öyle girdiler. O da yani baktık yani insanlar ıslık çalıyorlar. İşte hoca değişikliği öyle. Kenardakiler de zaten arkadaşlarımız da bu Seymen'le Utku da ısınan bir yalan yani girmelerine. Sinan oynadı mı 11'de? Sinan evet. 11'de. Az önce dedim ya 11'de başladı. Hiçbir pozisyonu ha top geldi mi? Gelmedi. Top da gelmedi. Anlatıyorum ya. Çok kötü bir takım. Diyarbakırspor çok kötü bir takım. Ya bu takım kurulurken yanlış bir sistemde adamlar alınmış ya da kötü adamlar alınmış. Ya da bu adamları oynatan bir teknik heyet sistemi yoktur bu takımda. Ya da yani evet onlara uyan bir sistem. Şimdi bu Levent Hoca'yı getirdin. Ne fark etti? Hiçbir şey. Hiçbir şey fark etti mi? Şimdi oldu 3 puan aldı, o da 3 puan aldı. Yani sen bize... Pardon bu 6 puan aldı. O ilk burada yendiğimiz Soma maçına da 10 kişi kalmıştık ya. 3-1 aldığımız maçta. 10 kişiden sonra o futbolcu, o seyircinin, o futbolcuların bir arkadaşının eksikliğini gidermek için fazlasıyla koşması artı Utku o maçta çok iyi oynamıştı. Çok özverili ve çok başarılı bir şekilde yani bütün gücünü kullanarak ekstra oynamasıyla o maçı aldı. Yoksa takım olarak çok iyi oynadık anlamına gelmiyor. İki topçumuz çok iyi oynadı. Onun dışında takım olarak çok iyi değildik bence. Yani o baktığımız zaman Diyarbakırspor'da ciddi sıkıntılar var. Değil şampiyonluk. Şu listeye bakıyorum. Van 20, Sivas 18, Sekimoğlu 18, Bodrum 16, Çorum 15, Sakarya 14. Daha geliyorum böyle aşağıya doğru. Hepsi 17, aynı bantta. Sen neredesin? 15. sırada 7 puanın var. Şimdi bu kadar arada kaç? 11-12 puan fark olan bir şeyde sıralamada kimi geçip 5. olacaksın? Hiç kimseyi. Kimseyi geçemez. Çok iyi bir grup. Yani. Çok iyi grup ya. Çorum düşün çok iyi takım kurmuş. Hekimoğlu çok iyi takım. Sakarya. Sakarya çok iyi Afyon. Takım. Van çok iyi takım. İnanmışlar. Şimdi Van Spor belki takım olarak şey gözükebilir işte Van Spor. Ama Van Spor iyi takım kurmuyor. Ekip olmuşlar, camiye olmuşlar. Şimdi hatta şunu konuşuyorduk hatırlarsanız tribünde şeyi konuştuk. Ya bu Diyarbakırspor biz geçen haftalarda konuştuk ya. Biri dedi ki ya bu Diyarbakır'a ne faydası var? Dedim valla benim bir dostum var. İsim vermedim. Faydası var diyor. Ne faydası var? Ya işte rakipler gelip burada otelde kalıyorlar. Bir tek o faydası. Onun dışında ya bir takımda çalışanlar yabancı.
Bir tek Yılmaz kardeşimiz diye bir tane masör arkadaşımız var orada. Onun dışında bu takımın hocalarının arasında bir yardımcı hoca var mı? Yok. Ali Sen Bey? Yok. Yok. Şimdi futbolculara baktığınız zaman Diyarbakırlı olup da böyle direkt bu takımda olan var mı? Yok. Yok. Ya zaten gelen de benim otelimde kalmıyor ki. Marka zincirinde bir otelde kalıyor. Yani orada da kalmasın yani. Baktığımız zaman ciddi onu anlamda çok katkı görmeyelim bence. Ciddi anlamda Diyarbakır Spor hani işte dediğimiz gibi Diyarbakır'ın ismini kullanıyorsun. Stadını kullanıyorsun. Şimdi derler bize size ne? Sizin mi? Ama kent bizim. O kentin ismi bana da sana da ona da buna da hepimize hepimizin kenti. Hepimiz bu kenti savunma hakkına sahibiz. Evet. Yani baktığımız zaman altyapı yok. Ya alt tesisin yok. Kaldığın yer emanet. Sahasını kullandığın, idman yaptığın yer emanet. Senin işte altyapıyla ilgili bir takımın yok. Değil daha tesisin. 11, 12, 13 ya 10 yıldır bunu söyleye sürekli programda bunu dillendiriyoruz. Evet. Ama ne hikmetse bu kulaktan geliyor, diğer kulaktan geliyor. Geçen yıl işte Turan Başkanı'nın gelmesiyle bir nebze de olsa biraz daha heyecanlandık işte. Bu kente sahip çıkarlar, bu kentin altyapısına sahip çıkarlar ama o da yok. Ki geçen hafta demiştim. Sahayı atıl duruma soktular ya. 2 yıl orada, 3 yıl pardon 5 yıl orada idman yaptılar ya. Evet. 5 yıl boyunca o sahaya idman yapıp sen sahada çalışan adamın parasını vermezsen, adam seni mahkemeye verirse o saha çürüdüğü zaman gelip bu memlekete insanlara, bu kentin takımına, Diyarbakır'a sahip çıkın demeyin. Önce siz insanların hakkını, hukukunu belirleyin, onların parasını verin. Evet. Ondan sonra o sahaya sahip çıkın, orada genç yetiştirin. Ondan sonra gelin bize hesap sorun, bu kentin takımına bizlere niye sahip çıkmıyorsunuz deyin. Evet. Aytekin hocam da Cembeli hocam da iyi yayınlar demiş, selam söylemiş. Aynen. Aydın'dan biz de selam söyleyelim Aydın'a. Evet. Yani Veysel abinin dediklerinin birçoğuna %100 katılıyorum. Aynen, gittik maçı izlemeye. Zaten Niğde ligin çok güçsüz bir takım. Transferi kapalı olan takımlar olur ya, onlardan bile daha zayıf görüntü veren bir takımdı. Aynen. Levent Hoca da takımda Okan, Utku, Reşo, Abdülaziz de zaten Erkan Taşkıran yoktu. Yine yoktular. Çok değişiklik vardı. Orta sahada ilk defa görev yapan Cihan Aydın vardı. Oğuzhan Kayar vardı. Hasan Bilal ilk defa bir 11'de başladı. Emir Sayar yani çok böyle düzenli oynayan bir oyuncu. Değişik bir kadroyla çıktık. Maalesef de goller yine savunma oyuncularının üçü de sağ bekimiz, stoperimiz, sol bekimizden geldi. Ön tarafta yine yani çok böyle hareketli bir görüntü gösteremedik. Varyasyonlar gösteremedik. Yoktan var etme veya bir bunda oyun kurup hiçbir şey göremedik. Bunda tabii sağ sol açıklarında payı yok. Hiçbir yani şekilde yani sıfır diyorsun. Yani ön belli. Zaten atılan gollerden de belli oluyor zaten. Evet. Sürpriz çıkışlar. İşte Serdar'ın savunma arkasına 70 metre top atması, Batuhan'ın savunma arkası sürpriz bir çıkış yapıp topu alıp kalecinin işte sağından köşeye göndermesi ki aynı şekilde yine sürpriz bir çıkışla bekler, hani futbolda sürpriz çıkışları bekleriniz yapar yani. Evet. Yine oyun daralmış, bekler oyun açılan, oyunun arkası, savunma arkası, iki bekin de golleri tipik gol gibi. Aynı birbirine çok benzeyen gollerdi. Hem Gökhan'ın hem Batuhan'ın. Şahin'in de kornerden ikili kullandılar, kestiler. Bir dönen topu bir daha toparlayıp ceza alanına gönderdi. Kaleye doğru paralel giden topa Şahin Şafakoğlu kafayla attı. 45+2'deydi. İkinci yarı daha farklı bir görüntü bekliyorduk. Maalesef hem tempo olarak düştü hem kalite olarak düştü. Zaman zaman ilk ikinci yarının başlarında ilk 10-15 dakikada iki tane net pozisyonları vardı. O kötü takım dediğimiz Nine'nin. Değerlendiremediler, atamadılar ve maç kısır bir şekilde o şekil keyifsiz can sıkıntısıyla bitirip evimize döndük. Hani çok bir şey söylemek mümkün değil. İnşallah toparlanırlar, daha istekli, daha arzulu olurlar. Bir an önce eksiklerin tekrar çok güçlü bir şekilde takıma katılması, takıma fayda sağlamaları. Ümit ediyoruz böyle olsun. Sinan haftalar sonra şans buldu. Maalesef iyi değerlendiremedi yine. Sanki bir kırılganlık var Sinan'da. Ben onu gördüm. Yani bence kırılganlık olmasın. Durgunluk değil mi abi? Şimdi o şunu kafasında yapmış. Ben geçen sene
Amirspor'da çok iyi bir sezon geçirdim. Evet. 20'ye yakın gol attım. 23 tane. 23 tane gol attım. Bu sene yedek işte. Ama böyle bir şey var. Oynayacak şimdi futbolda şu var. Ya hoca beni oynasın 3-5 maç oynasın kendime gelir. Hadi abi. Şimdi kampa kadro yapılınca seninle başlandı. Hazırlık maçlarına seninle başlandı. Lige seninle başlandı. Sıfır gol. Bir zahmet arkada da oturan farklı bir oyuncu. Kimse kimsenin hakkını da yemez yani. Sonra bir farklı bir oyuncu çıktı. Hepimiz hayran kaldık Utku Şen. Şimdi ona rağmen yine bir revizyona girildi. Yine forma verildi. Yine değerlendiremedin. O zaman hiç kırgınlık yapmayacaksın yani. Yani devre arası hesapları mutlaka o da yapıyordur kendi çapında. Tabii ama büyük ihtimalle gider bu takımda. Yani bu takımın kalitesinde, Ahmetspor'un kalitesinde bir santrfor değil. Geçen Ahmetspor'da 23 gol atması 5 hafta önce yine burada söyledik Ali abiyle, hatta ısrarla ne yaptıysa Sinan demedim. Düşün, yani. 7 tane, demem 7 yani. Golü, 6-7 golü penaltıdan ben atmış. Kenarların çok iyiydi senin. Halil İbrahim vardı, göbekten tabii, gelen tabii, Halil İbrahim vardı. Bekler çok iyiydi. Getiriyordu da bir şekilde servis yapıyordular, atıyordu. Ama şimdi burada göremiyorsun. Yani izleyince bir santrfor havasında maalesef göremiyorsun. Umarım o da bir an önce toparlanır, takıma katkı vermeye başlar yani. Ben bir noktaya temas edeyim. Ya şeref tribündeydik Ali Sami'de. Bir tane Diyarbakır yönetimi göremedik. Başkan yok mu bir de? Ben göremedim. Ben de Turan yok. Başkan. Yani tribünlerde olsaysam bir... Belki açıktı. Turan Başkan burada olmayabilir. Ya da Veysi Başkan. Ama birileri bir zahmet o şeref tribünde onlara ayrılan koltukta otursunlar. İnsanlarla birebir bir diyaloga girsinler. Bence o konuya biraz daha... Çünkü eğer kentin bir değeriyim, bu kentin bir takımıyım, kent bana sahip çıksın. İşte niye bürokraside isteklerim yerine gelmiyor, niye işte bilmem belediye bana destek vermiyor, ticaret odası bana destek vermiyor, valilik bana destek vermiyor, insanlar niye maçıma gelmiyor? Önce sen sana ayrılan o koltukları doldur, maç seçme, gel, yani İstanbul'dan gel. Herkes şu anda sistemle kulübenin arkasında, hocanın arkasında işte şova dayalı sistemle bir yönetim şeklini oluşturmuşlar. Şeyi ayrı bırakıyorum. Turan Başkan geçen açıklama yapmıştı. Onlar karşı tribüne gidiyordular. Ama bir tepki varsa şunu anlatmaya çalışın. Evet. Bir tepki varsa çıkarsın, açıklarsın. Bu sebeplerden dolayı ben ve ekibim şeref tribünde oturmuyoruz. Karşıda oturuyoruz. Bunu insanlara deklare edin. Ya da başka bir sebebi varsa. Şimdi tepki devlet... Ya böyle bir şey mi var diyorsun? Varsa. Evet. Şimdi Türkiye'nin hiçbir... Bazı maçlarda olur. Yönetim der ki bu maçı biz yönetim kurulu olarak şeref seyredelim. Genelde de deplasman takımları bunu yapar. İç saha takımları kala kala bunu yapmıyorlar. Yanlış olmasın. Ben evet. Denk gelmedim fazla. Ama şimdi bakıyoruz kaç haftadır bir tane yönetici yok. O koltuklar Diyarbakır maçında yok. Sen gelmezsen kentin spor STK'ları gelmez. Kentin spor adamları gelmez. Bir de şöyle bir şey var Veysi abi. Şimdi sen orada ev sahibisin. Kulüp başkanı olarak, yönetici olarak. Yani protokol tribününe gelen misafirleri sen karşılayacaksın. Onlara hoş geldin diyeceksin. Misafir takımın kulüp başkanı gelecek, yöneticisi gelecek. Yani en azından orada yan yana ben, maçı seyretmek gerekiyor. Ben buradan arkadaşlara sesleniyorum. Arkadaşlar. Evet. Bu takıma sahip çıkın diyorsanız önce siz sahip çıkın. Önce siz sahip çıkın. Yani İstanbul'dan takım yönetmekle, bu takıma ya da bu futbolculara para vermekle ya da ismi Diyarbakırspor'dır demekle bu kentin takımı olmuyorsunuz, camiye olmuyorsunuz. Arkadaşlar gelin, bunu dönem dönem ben anlatıyordum, diyordum ya, arkadaşlar gelin, basın mensuplarıyla oturun, depreşin, söyleşi yapın, sohbet edin. Kentin spor bileşenleriyle oturun, sohbet edin, birleşin. Yani seçmece adam yapmayın. Ahmet'le sadece görüşmeyin. Mehmet'le görüşmeyin. Herkesle görüşün. Notlarınızı alın, eleyin. Doğru ne yanlış ya, siz de futbolun içindeyseniz, bir takımın segue idaresini yapıyorsanız, siz de üç aşağı beş yukarı bir şeylerden anlıyorsunuz demek. Evet. Ama siz ne yapıyorsunuz? Uzak kaçıyorsunuz. Uzak kaçmakla başarı gelmez. Yazık o trilyonlara, en az bir 15'ten aşağı değil mi? Yanlış olmasın. Yani mutlaka. 15'e yakın büyük ihtimalle para harcanmıştır. Her bir futbolcu ölüsü 801'den aşağı gelmemiştir bu takımın. Evet. Çünkü şampiyon, geçen sene şampiyon olan takım bu sene de şampiyonluğu oynayan bir takım kuruluyorsa demek ki 700-800'den aşağı gelmedi. Sen 25 tane yakın topçu getirdin.
yani 20, 25 demese 20 desek 20'yi 700 derece çarptığın zaman en az İçeride kalanlara da ödeme yapıyorsun. 14 yani. Kalanlarla beraber 17-18 şeye 18 milyona geliyor. Ya. Maliyeti hocam daha iyi bilir. Kesinlikle. Böyle bir takım kurulurken hocam en az %50'si ödenmiştir şimdi bu kampta peşinat olarak. Parayı da cebine. Ben diyorum ki Diyarbakırspor devre arasında bir operasyon yapacak, bir darbe yapacak. Öyle görünüyor. Yani ama bu oyuncular kendine gelsin bence. Yani şimdi gerçekten emin şimdi, ol. Ya hocam o kendine gelsin dediğin sistemde bu göbek kısmında ya da on numara kısmında ya da kanat, hadi kanadı geçelim. Kim var ya, bana bir tane söyle, bu var da bir Okan var. Okan Dernek. Okan ön libero mu? 10 numara. 8 numara oynatıyor genelde. 10 numara bu takıma lazım değil mi? Lazım. Var, aldılar. Şu an yok Nurettin. Soma Spor'da geçen sene 18 tane gol attı, şampiyon yaptı takımı. Aldılar, ciddi bir para da ödediler. Şu an o çocuk nerede bilmiyorum. Belediye hani, kayıp. Metincan Cici yoktu aynı şekilde. Bugün 18'de bile yoktu ya. Bu hafta 18'de. Yani Nurettin yoktu. Şimdi kulübün bir kere bizim spor kulüplerinin eksiği şu. İkisinin içinde söylüyorum. Mesela kim eksik, kim niye eksik, kimin neyi var, kimin neyi yok bilmiyorsun. Hani sosyal medya etkin kullanmıyorlar. Hani zaten kimse size haber yapmıyor. Örneğin ben kendim bir şey dedim niye? Ulusal'da haber yapılmıyorsunuz. O zaman sosyal medya hesabı üzerinden siz bilgilendirme yapın. Yani işte taraftar bilsin. İşte Mehmet Alaaddinoğlu'nun neyi var kardeşim? Yani. Hastalığı nedir? Sakat mıdır? İşte hasta mıdır? Grip midir? Bravo. Korona mıdır? Bravo. İşte Metincan Cici'ler de milyonlar niye kadroda yok? Değil mi? Yani bundan dolayı kadroda evet, yok. Evet, kente mal olmak istiyorsanız da bunları yapacaksın yani. Artı şeref tribününde, yani protokol tribününde bir kulüp başkanı, bir kulüp yöneticisi mutlaka olmalı. En az bir. Evet. Yani gelen misafirleri karşılamalısınız. Siz oranın ev sahibi sizsiniz. Kulüp başkanı olarak sizsiniz. Turan bizim arkadaşımız ama eksik varsa söyleyeceğiz. Yanlış ya, Turan başkan yoksa biri geçsin. Turan başkan 3 haftadır karşıda evet. Oturuyor. Veysi Avşar olur. Ama ben ona da karşıyım. Veysi abi kulüp başkanının yeri taraftarın içi değil. Ama az önce ne dedim? Deplasmanda sıkıntılı yaşarsın şeref tribüyle ilgili. Gidersin oraya yanlarına oturursun. Ama her hafta gidip onları oturmazsın şimdi, onu. Ya da tepkin varsa Gençlik Spor'a mı tepkin var? Futbol Federasyonu'na mı tepkin var? Çıkarsın açıklamanı yaparsın. Gidersin oraya oturursun. Dediğin gibi deplasmanda da şu anlamda. Hani olur taraftarın o takımla ilgili problemleri olur. İşte tahrik gücü yüksek bir maç olur. Dersin ki orada oturayım, en azından taraftarı ben tutayım. Buna kabulüm. Ama kulüp başkanının yeri protokol tribünidir. Evet. Nettir bu. Yani bunu bu değişmez. Dediğin istisnayı kabul ediyorum. Ama kulüp başkanının, kulüp yöneticilerinin yeri neresidir? İşte ben taraftardan sorumlu dahi olsam maç sonuna, maç başlayana kadar bütün kapıları gezerim. Seyircilerin alındığı kapıları gezerim. Bir problem var mı yok mu diye kontrol ederim. Veya kendime ait arkadaşlarımı görevlendiririm, kapıları gezsinler. Onlardan telefonla bilgi alırım, öyle otururum. Eğer bir kapıda bir problem varsa o problemi ben çözmek zorundayım. Ben yöneticiyim. Ama kulüp başkanı yok. Kulübün ikinci başkanı yok. Bu millet geliyor gidiyor. O koltuklar bomboş. Ön koltuk. Şimdi rakip takım demiyorum ya arkadaş. Bu kulübün başkanı yok mu burada? Ben üst tarafta oturuyordum. Arkadaşlara baktım. Bir tane yanlış olmasam rakibin yöneticisi önde oturmuş. İşte Gençlik Spor'un personeli arkadaşlarımız, müdür arkadaşlarımız sağ olsunlar ilgi alakalarını esirgemiyordu. Onlarla ilgileniyordular. Ama oynadıkları takımın işte onu diyorum. Oynadıkları takımın bir tane yöneticisi yok. Ya işte Ali İhsan Bey, ben şunu diyorum. Bir takım camiaysa iyi bir yönetimi olması lazım. Bir takım camiaysa iyi bir taraftarı olması lazım. Bir takım camiaysa spor bileşenleriyle, basınıyla ilişkileri ama çok iyi olması spor lazım. Şu anda camia olamamış. Camiaysa diyorum. Evet. Bir takım, bak bizde bir konu, ben Aytekin Hocam'a bir pas yapacağım. O bir ihtimalle anlar. Bir takım camiaysa altyapısı olur. Altyapıdan milli takıma futbolcu gönderir. Futbolcu yetiştirir. Ki hafta içi yanlış olmasam milli takıma seçilen bir... Evet, Arda Öztürk kardeşimiz. U14 milli takımın Kocaeli'deki 26-28 Ekim tarihlerindeki milli takım kampına davet edildi. Diyarbakır DSİ Spor'da oynuyordu kendisi. Daha 14 yaşında 1.90 boyunda stoper oynuyor. 2 yıldır da Trabzonspor tarafından izlenen bir oyuncuydu. Zaten milli takım kamp dönüşünden sonra çok büyük bir ihtimalle Trabzonspor'la anlaşırlar. Yeni sezonda Trabzonspor'a bu seneyi de bitirip yeni sezonda lise 2. sınıftan sonra herhalde Trabzonspor'da tamamen hem eğitim hem de altyapı eğitimi olmak üzere
Orada başlayacak. Yolu açık olsun diyoruz kendisine. Evet, başarılı. Yani bölgede sadece Arda ve Batman Petrol'den Bilal Toh kardeşimiz gidiyor. Ve takım içerisinde o 14 milli takım kadrosuna baktığımızda hepsi, yani hepsi demeyeyim de %70'i zaten 4 büyüklerden ve Avrupa'dan gelen kaliteli oyunculardan oluşuyor. Arda'nın da bu amatörden kalkıp oralara kadar kendini götürecek yeteneğe sahip olması ayrıca bizi gururlandırıyor. Evet. Yolun açık olsun çok kardeşim. Çok iyi fiziği var. Takipteyiz, seni takip ediyoruz. İnşallah bizi gururlandıracaksın. Ya bize böyle altyapısı olan kulüpler lazım. Kesinlikle. Altyapısı olup da böyle bu şekil futbolcu yetiştiren kulüpler lazım. Yani, tesisler lazım. Bak ne güzel dedi. Altyapısını deseyle almış. Evet. Deseyle, Ahmet Hoca çok başarılı. Evet. Deseyle ne var? Altyapı var, tesis var. Ahmet Hoca orada. Aynı şekilde Mehmet Çelebi Hoca. Yani bunlar mesela çok özür dilerim abi. Mesela DSİ Spor bu işte öncü Dicle Kent'le beraber. Mutlaka diğer kulüplerimiz de çok önemli oyuncular yetiştiriyorlardır. Ahmet Spor'un da Beşiktaş'a gönderdiği birçok oyuncunun profesyonel olduğunu da görüyoruz. Görmezden gelmiyoruz değil. Ama dışarıya da çok servis ediyoruz. Keşke oyuncularımızı bizler alıp değerlendirebilseydik. Mesela Dicle Kent'te Mehmet Çelebi Hoca'nın geçen hafta ve sezon başı Sivas Spor'a 3 tane oyuncusunu vermesi, 2 tanesini direkt 11'de oynaması kendi yaş kategorisinde. DSİ Spor'un Türkiye'de işte Kayseri, Sivas, Elazığ gibi, Trabzon gibi birçok... Malatya. Tabii Malatya. Birçok oyuncularını götürüyorlar. Orada başarıyla Diyarbakır'ı temsil ediyorlar. İşte Arda kardeşimiz uzun zamandır bölgeden ve şehirden milli takıma hiç oyuncu göndermemiştik. O 14 milli takımında Allah'ın izniyle inşallah kalıcı olur ve sürekli oynar. Yeni sezonda da inşallah Trabzonspor'la anlaşıp orada değişmez. Şehmut Suna hocamız gibi inşallah oranın efsanelerinden olur kendisi. Evet. Şimdi bunları konuşalım. Altyapıdan yetişecek evet. futbolcuları konuşalım. Ben burada Abdülaziz Erkan'ı bilmem işte Levent Hoca'yı ya bilmem işte Mesut Toros'u konuşayım. Bunları konuşmayayım ya. Ben burada yetişmiş gençleri işte altyapıdan işte bir hocamız Mehmet'i üst yapıya çıkardı. Altyapıdan hocamız işte Hasan'ı almış milli takıma göndermiş. Bize böyle projeler lazım, konular lazım. Biz elimizdekini oynatamıyoruz. Yani. Evet. Biz ne yapıyoruz? Elimizdekileri küstürüyoruz. Evet, bundan 3 yıl önce Bünyamin geldiği zaman hepimiz öyle bir keyiflendi ki ya. Düşün o dönem geldiğinde direkt Yozspor'dan geldi. Takıma girdi. Takımda oynadığı futboldan sanki 10 yıldır Ahmet Spor'da futbol oynamış gibi bir mantaliteyle top oynadı. Ya nedir demek ki tabii futbolda şu da var. Tamam sen eğitirsin işte bir şeyler yaparsın ve sende olacak. Biz altyapıyı verelim yani futbolcuda bir şeyler gördüğümüz futbolcuda futbolcuya biraz daha biz üzerine koyarsak oradan futbolcu çıkar. Kesinlikle. Yoksa işte Ali İhsan tabii yani Fabişe tabii de ya kötü gibi bir futbolcu. Ne kadar yontarsan bir şey ondan futbolcu çıkmaz. Sen ona o kadar işte eğitim ver, anlat, idman yaptır, şunu yaptır boş. Ama hocalar ne yapıyor? Bakıyor işte biz nasıl futboldan şunu yapar, ne yapıyoruz? İşte bakıyoruz ki bir topçu topu ayağına aldığı zaman ha bu iyi. Pas verdiği zaman, şut attığı zaman, çalım attığı zaman ya da işte saha içinde nerede duracağını, nasıl koşacağını bir şey yaptı, hesapladığı zaman iyi topçu diyoruz. Ya da diyoruz hocam bunu takip et. Ya da bu scout ekipleri ne yapıyorlar? İşte izliyorlar. Bu şekilde işte. Biz işte bizde bu DSİ örneğini çoğaltmamız lazım. Ahmet Spor'dan yıllarca altyapıdan çıkan futbolcular nerede? Geçen sene biri bana anlatsın. Biraz mesaj okuyayım siz de dinlenin biraz. Sevgili Tarık hocamız Tarık Aygün demiş ki İyi yayınlar İhsan abim demiş ve İhsan abim Aytekin hocama selamlar. Kendi evinde oynadığı tüm maçları izledim. Ahmet Spor'da kadro istikrarı yok. Özellikle orta sahada. Devre arasını yerinde transferlerle yaparak bu kolay gruptan bir üst lige çıkması pek de zor değil. Kaptanlık konusunda Sıdık Mansur varken kimseye verilmez demiş nokta. Trabzonşehir kendi boksörünü şampiyonluk gelince havalanda karşıladı demiş. Sevda demiş. Biz de sporcularımız şampiyon olursa havalanda karşılayalım demiş. Kesinlikle. Hocanın sporcuları. Yeter ki olsunlar yani. Evet. Cembeli Demir hocamız iyi yayınlar dilemişti. Sevgili Mehmet Güngörmez hayırlı yayınlar demiş. Evet biraz da altyapı lafı gelmişken biraz konuşalım. Son yarım saatimiz onu da söyleyelim size. Bakalım kaç dakikamız var.
Evet, son 16 dakikamız, 21.30'da bitiriyoruz. Hocam altyapıyla ilgili. Evet. Hocam oldu ve de bizim şimdi tabii ki hocam bizim altyapıyı konuşmamız kolay da sadece konuşuyoruz. Yani bir arpa boyu yol gitmemişiz. Maalesef. Ben her zaman söylüyorum işte bireysel anlamda Ahmet Hoca'nın çabaları, Mehmet Çelebi'nin çabaları, işte sevgili Abdullah Temircan'ın çabaları. Cumartesi gününe geleceğiz antrenmanını izlemeye. Onda geçen dedi ya 3-4 tane topçu var. Evet çok iyi. Gelin izleyin, gelin izleyin dedi. Ve bunu onun gibi birinin demesi evet. Bizi oraya götürüyor. Evet. Şimdi yani. Bunu lütfen kimse yanlış anlamasın. X biri söyleyebilir. Gideriz yine gideriz. Evet. Baş göz üstüne. Tabii canım başka spor okulları varsa. Tabii. Varsa davet edin gelelim. Aynen ama şimdi Apo yıllarca bu işe emek vermiş. Yıllarca üst düzey oynamış. Türkiye'nin her bölgesinde çıkmış aslanlar gibi Diyarbakır'ı temsil etmiş ve gittiği her kulüpte iz bırakmış bir oyuncu. Şimdi antrenörlük hayatı başladı. Çok temiz bir çocuk. Kesinlikle. Yani, saf, temiz. O çocuklara her şeyini verebilecek kapasitede temiz yüreği var, temiz bir kalbi var zaten. Ve bu işi de gerçekten iyi biliyor. Mesela Apo futbol oynadığı dönemlerde sezon sonu oturduk beraber günlerce, saatlerce, haftalarca ligdeki oyuncuları değerlendirdik. Baktım, hep takip ediyordum. Söylediği her oyuncu da benim scoutum olmuştu. Gidip her maçı izleyemiyordum o genç yaşta yani. Söylediği her oyuncu sıçrama yaptı mesela. Bunlar önemli şeyler mesela. Takım arkadaşlarından veya takım arkadaşları da rakip olur. Oturduk ligi değerlendirdik. Bu haftalar sürerdi ve takip ederdim bana oyuncuları. Sürekli hep böyle sıçrama yapıp giderdi bu oyuncular. E şimdi kendi futbol okulunu kurdu. İnşallah kulüpleşecek de. Biz de ona ne gerekiyorsa her zaman yanındayız. İnandığımız bir arkadaşımız. Temiz, kaliteli bireyler, topluma faydalı bireyler ve yanında iyi sporcular yetiştirebilecek bir insan. Her zaman yanındayız. Ne gerekiyorsa. Aynı şekilde Apo Hoca gibi olan çok değerli hocalarımız da var. Onların da her türlü yanındayız. Ziyaretlere de gideriz. Ne gerekiyorsa burada konuşulması gereken her şeyi de konuşuruz. Her zaman yanınızdayız. Başarılar diliyoruz. Allah yolunuzu açık etsin. Evet sevgili Kadir Budak da bizi izliyor. Kadir'e de buradan avukat Kadir Budak'a da selamlarımızı iletelim. Evet. Masterlar takımının da değerli bir futbolcu sevgili Kadir. Benim Can. 20 yıllık kadim dostum. Evet. Sporcum. Yılların dostu. Sevdiğim bir kardeşim. Çok beyefendi bir insan. Yağmurda, çamurda, karda, kışta. Evet. Kadroda olsa da olmasa da gelir oturur. Aynen. Ki büyükler abileriyle beraber hareket eder. Evet. Erkek bizdekiler de severler onu. Çünkü o duruşundan dolayı. Çok karakterli bir duruşu var. Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderirim. Evet, kardeşim. Geçen hafta da program konuğum olmuştu. Siyaset programında sevgili Kadir. Dediğim gibi çok sevdiğimiz, değer verdiğimiz bir arkadaşımız. Bir de altyapıyla ilgili ailelere de bir şeyler söyleyelim. Çünkü sadece antrenörle bitmiyor bu işler biliyorsunuz. Bir de ailelerin kısmı var. Aile kısmı var. Anne baba kısmı. Ben orada bir sorumluluk almak istiyorum. Buyur. Çok özür dilerim. Söylediğiniz şey bitmemişti ama buradan sesimi duyurmak istiyorum. Çok özür diliyorum. Estağfurullah olur mu hocam? Çünkü önemli bir konu. Aileler çocuklarınızı spora göndermeniz çok önemli bir olay. Sonuna kadar destekliyoruz. Yalnız bunları yaparken maalesef hayaller satın almayın. Çocuğunuzu kendi haline bırakın. Bazı duyumlar alıyoruz. Bazı antrenör arkadaşlarımız tarafından buraya götüreceğiz, şuraya götüreceğiz. Bunları ben çok desteklemiyorum. Arda Turan olacak. Yani olacak, işte bu yol parasını verin, şunu götürelim, şu otel masrafı. Eğer ki bir çocukta bir şey varsa tüm masrafı o antrenör ona inanıyorsa kendi cebinden ceketini satar, eşofmanını satar. O çocuğu alır kapı kapı dolaştırır. Lütfen bu konuda dikkatli olalım. Ben buna karşı bir adamım. Ben bu mesleğin içerisinde olduğum için bu doğrumu sizin gibi ailelere, değerli ailelere, sporu destekleyen ailelere buradan ekranlardan söylemem gerekiyor. Sorumlu hissettim kendimi Ali abi konuşunca. Teşekkür ediyorum. Sözünü kestiğim için de özür diliyorum. Estağfurullah. Ben de şöyle diyecektim. Her spor okulu kaliteli bir spor okulu değildir. Evet. Çocuklarınız sporcu olan, futbolcu olamayabilir. Evet. Gayet doğal. Herkes futbolcu olacak diye, herkes doktor olacak diye bir kaydı olmadığı gibi herkes futbolcu da olmayacak. Ancak karakterli, dürüst insanlara emanet edin çocuklarınızı. Bravo. Ahlaksız kişilere emanet etmeyin. Karakteri yoksun. Karakterden yoksun. Yani. Paradan ziyade farklı düşüncelerde olan insanlar da var. Onu da söyleyelim. Hani hep arkadaşlarımızın güzelliğini anlatıyoruz. Ama bu işin içinde
güzel olmayanlar da var. Ben zamanında kim bana sorsa Ahmet Hoca'ya adres gösteriyordum. Allah var yani, yalan yok. Evet. Ama şimdi Abdullah Hoca da kendine yeni bir yer açmış. İşte Mehmet Çelebi kendine yer açmış. Kaliteli insanların, hocaların çoğalması gerekiyor. Evet. Çünkü kimlik de önemli. Karakter abi. De önemli değil aynen. mi hocam? Karakter yani şimdi önemli. Örnek veriyorum. Özür dileyerek, bir hocada karakter yoksa benim futbolcum, benim çocuğum Maradona olsa ne olur? Yani ne verecek onu? Yani karaktersiz bir Maradona'dan ne bekleyebilirim? Bravo. Veya karaktersiz bir Messi'den ne bekleyebilirim? Ama önce bir karakteri olması lazım. Topluma ve o hoca değil. Veya oranın yöneticisi, o spor okulunun yöneticisi, hocası bir karakterli, kaliteli bir insan olmalı ki benim çocuğuma hem futbolu hem de karakterini aşılamalı. Yani o çocuğun karakterine katkıda bulunmalı. Nasıl bir çocukta işte görsün dersin, annem baban sana hiç terbiye vermemiş. Deriz yani, aile aynen. terbiyesi görmemiş. Veya deriz ki ne kadar terbiyeli bir çocuk. Anne baba ne güzel bir terbiye vermiş, aile terbiyesi doğru. vermiş, yetiştirmiş. Hoca da bunun üstüne katkı sunacaktır. Buna öğretmenler de dahildir. Hani okul öğretmenleri de dahildir. Çocuğunuza karakterini yansıtmalı. Ben karaktersiz insanların da öğretmen olmasına karşıyım, hoca olmasına da karşıyım. Çünkü ben çocuğumu ona emanet ediyorum. Ben bu yaşa kadar getirmişim, 10 yaşına, 12 neyse veya ilkokula giderken 6 yaşına getirmişim. 6 yaşında artık o öğretmeninden çok şey öğrenecek. Çünkü rol model alacak. Futbolcu da hocasını rol model alır. Der ki, yani hocasının yaptığı bir hareket hoşuna gider, onu ömür boyunca kullanabilir. Kesinlikle. Ya, bu olay böyle. Karaktersiz insanlar da var. Size tavsiyem sevgili anne babalar, lütfen çocuklarınızı bir spor okuluna kaydetmeden araştırın, iyi bir soruşturun. Futbolcu olmasından çok öncelikle iyi bir insan olması daha önemli. İyi insan olmasa, futbolcu da olsa bir şeye yaramaz. Kesinlikle. Veysi abi. Şimdi ben de başka bir pencereden olaya gireyim. Şimdi bundan 2 yıl önce bir proje yaptık, hatırlarsın. Beşte devre onda biter, evet. Çok güzel futbolcular vardı izlediğimiz. Aytekin Özel'de zaten çok antrenör gelip izledi. Evet. Koordinasyon kısmındaydı. Evet, çok emekleri vardı onların arkadaşlar. Biz bu tür organizasyonları sürekli hale getirmezsek kentte çocukları işte bu tür işte spor okullarının kucağına, işte işi bilmeyenlerin, karakteri zayıf insanların kucağına atmış oluruz. Bizler eğer bizim gibi düşünenler, yani sadece biz değil, bizim gibi düşünenlerin bu şekilde çoğalması kentteki evet. kentteki bu tür gençlerin daha çabuk kazanılması için ön ayak olurlar. Biz ne yapıyoruz Alişan Bey? Maalesef. Bir turnuva, bir organizasyon yaptık. Bir şeyler ortaya çıkartan birileri kendi kendi reklamını yapmaya çalıştı. Efendiler. Evet. Acı bir şey söyleyeyim mi o turnuvayla ilgili? Bakın kaç yaş grubunu oynattık? İşte bir ortaokul bir de ilkokullar oynattık değil mi? Ya ilkokullarda kaçak oyuncu oynattılar ya. Ortaokulda kaçak oyuncu oynattılar ya. İşte yarışmacı zihniyet. İşte eğitimci yarışmacıdan hocam ziyade. Hocam işte, yarışmacı olsun olmasın demiyorum. Ama eğer hani diyor ya imam cemaat meselesi evet. vardır ya. Yani hoca bir de itiraz ediyor. Ya neyine itiraz ediyorsun? Çocuk diyor ki ben bu okulda okumuyorum diyor ya. Ama ısrarla diyor ki bu okulda okuyor. Bir maçı öyle iptal etti. 3-0 mağlup oldular. Yani 5-1 öndeydiler. 3-0 mağlup oldu yani. İyi yani geçebilir. Kural budur. Bak en güzelini yapmışsın. Mağlup evet. etmişsin. Yani. Orada belki anlık kaybetmişler onlar. Ama daha eğer biraz profesyonellik varsa, biraz daha işte eğitmenlik, duygusallığı bir kenara bırakıp eğitimci kimliklerini evet. ön plana koymuşlarsa bundan sonraki süreçte ha demek ki bu yanlıştır. Ben ne yapayım? Kendi kaynağımı kendim çıkaran, kendi kaynağımdan faydalanan. Şöyle bir şey düşünebiliyor musun? Yani sen öğretmensin ya, öğretmen. O çocuğa dürüstlüğü öğretmek zorundasın. Hani dedik ya, karakter dedik. Eğer sen kaçak sporcu oynatıyorsan o çocukların gözyaşlarını görseydin var ya, yani kararı verirken zorlandım biliyor musun? Maçta şeydeydi, şu Millet İlkokulu'nun halı sahasındaydı maç. Ayşe Hoca yanındaydı herhalde o maçta. Olur, evet. evet, 3 kişiydik çünkü görevli. Yani o 5-1 önde olan, 3-0 mağlup olan, sonuçta hükmen mağlup olan takımın diğer oyuncuları var ya, gerçek oyuncuları. Hüngür hüngür ağlıyor. Ya bir ara düşündüm dedim, yani şimdi bu çocukların da gözyaşı var. Ama şimdi ortada da rakibe bir haksızlık var yani. Şimdi sen dışarıdan iyi bir oyuncu getirmişsin ve gollerin üçünü attı. Hani derler ya, maçı aldı sırtladı götürdü hesabı. Şimdi ha hiç maçı sırtlamasa bile kazandığı için kaybetmiştir. Çünkü etki etmiştir sonuca nihayetinde değil mi hocam? Kesinlikle. Hani şimdi biz bunu
karakter derken bundan da bahsediyoruz. Ama biz 8-10 yaşındaki çocuğa maç satmayı öğretiyoruz. Ya bu kadar net söylüyorum. Bunu ispatlarım da. Bunu ispatlarım. İşte Ali şampiyon olmasın, Ali'nin takımı şampiyon olmasın, Veysel'in takımı şampiyon olmasın. Biz Aytekin'in takımına yenilir. Doğru mu hocam? Çok ya bunları yaşıyoruz, yaşıyoruz. Yani kimse itiraz etmesin. Kimse demesin. Ya bu ülkede her şey güllük gülistanlık. Bu ülkede futbol 10 numara oynar. Yok. Bugün ülke futbolunun kalitesiz olmasının en büyük sebepleri bunlar. Sen çocukluktan bir çocuğa ne verirsen çocuk onu alır. Yani. Bugün mento gibi yani. Ha, dediğin gibi. Aynen. Yani sen fizik onu işliyorsun. Nasıl işlersen, hırsız işlersen hırsız olur. Evliya gibi işlersen evliya gibi olur. Ama biz ne diyoruz? İyi sporcu olsun. İyi doktor olsun. Ya önce iyi insan olsun iyi. İyi insan olmayan bir şeyden birinden bir şey çıkmaz. İyi doktor olması hiç çözmüyor. Sadece o an hastayı iyileştirir. Yani. Mesaj olur Alişan Bey. Mesel Tekçi hocamız evet. Mesaj göndermiş. Baldigi ne zaman başlayacak diye sormuş. Size de selamlar göndermiş. 12 selam. Silvan'da evet. Kendisi Silvan'la. Evet. Silvan Silvan Spor ne durumda demiş. Silvan Spor geçen evet. Seneye göre muhakkak ki iyi durumda. Yanlış olmasam bir geceleri var. Evet. Bir Radisson Blu Otel'de bir gece yapacaklar. Sağ olsunlar bizi de davet ettiler. Allah kısmet ederse davete icabet ederiz. Yani bir programımız olursa gideceğiz. Buradan inşallah Silvan Spor'un geleceği için evet. Orada gerekli maddi katkılar da sağlanıp Silvan Spor'un geleceğiyle ilgili güzel çalışmalar yapılır. Buradan tekrardan selamlarımızı gönderelim. Silvan bizim büyük bir ilçemiz, güzel bir ilçemiz, sevdiğimiz bir ilçemiz. Sporu seven bütün ilçeleri seviyoruz. Bizim için bütün ilçeler, kent merkezindeki takımlar hepsi eşit mesafede. Ama kimse kusura bakmasın. Hani hepsinin ötesinde bir Diyarbakır spor sevdamız, çocukluğumuzdan var. Aynen. Onu bir ayrı yere tutuyoruz. Diğerleri de tabii ki hepsine eşit mesafedeyiz. Ejder kardeşimiz evet. Mesaj göndermiş. İyi yayınlar diliyorum. Samimi yayınınızdan dolayı kutluyorum. Zaten Ejder kardeşime şunu söyleyeyim ki birbirimizi çok iyi biliriz. Evet. Samimiyetimiz zaten her zaman yüzümüzde olan ve yansıyandır. İçeride neyse içeride. Birilerine güzel ya da birilerine kötü görünmek, evet. Şirin gözükmek anlamında değil. Doğru neyse objektif bir şekilde aynen. Anlatmaya çalışıyoruz. Kim beğenirler beğenmezler o onların taktiğidir. O onunla ilgili fazla yorum yapmaya gerek yok. Başka bir konuyla ilgili Şilbe tesislerinde belediyenin sahasında yarın başlayacak ampute turnuvası var yanlış olmadı. Ligi mi turnuvası tam bilemiyorum. Bülent kardeşimizden o bilgiyi aldık. Sağ olsun sahayı da ekipleriyle ve gençlik sporla belediye ve Bülent kardeşim özellikle bu işin mutfak kısmında biliyorsunuz Bülent çalışan evet. Bir kardeşimizdir. Öyle bir çalışma var. Yarın da açılışı var yarın 11'de. Buradan da bizi izleyen seyircilere, taraftarlara maça bekliyoruz. Oradaki arkadaşlarımızı izleyip güzel bir şekilde takımları yani her ne kadar kendimizin takımı olmasa bile diğer takımları, buraya gelen misafir takımları bir şekilde desteklemeleri buradan cani gönülden istiyorum. Evet, en azından onlara da bir moral olur. Tabii. Gönlümüz onlardan yana. Emeği geçen turnuvanın buraya gelmesinde, sahaların hazırlanmasından işte gençlik spor müdürlerimiz işte Erkan hocamızdan, müdür beyden onlara da buradan teşekkür ediyoruz. Bülent kardeşimize de onunla beraber teşekkür ediyoruz. İnşallah güzel turnuva olur. Yarın oradayız. Sizleri de bekliyoruz. Buradan mesajlarımızı gönderelim. Evet. Veysel abi o zaman söz sendeyken noktala istersen bitirelim. Şimdi Ames Spor bu hafta pazarla oynuyor. Evet. Bence bu maçı alırsa özgüven anlamında Ames Spor'da özgüven yükselir. Maçı alırsa playoff'ta ben rahatlıkla varım mesajını rakiplerine gönderir. Ama hocanın kadroda fazla oynamaması lazım. Hoca fazla kadrolu oynarsa bu takımda tekrar sıkıntılı günler başlar. İnşallah dediğimiz çıkmaz yanılan biz oluruz. O zaman özür dilemeyi de biliriz. Evet. Ama eğer yanılmazsak özür inşallah onlar bizlerden özür dilerler. Hı hı. Ama kimsenin bu kentin bu takımının kaderle oynamaya hakkı yoktur. Buradan evet. Amespor'a pazar maçından başarı diliyoruz. Diyarbakırspor sezonun en önemli maçlarından birine gidiyor bence. Diyarbakırspor'un bu haftaki Niğde maçındaki galibiyetinin perçinleşmesi için Adıyaman'dan galip gelmesi lazım. Eğer Adıyaman'dan beraberlik veya mağlubiyetle gelirse demek ki bu takım darabayı indirsin. Yani yapılan 15-20 trilyonluk para çöpe atılmış. Devre arasında bir 6-7 trilyon daha para harcayacak. Bu sene ligde kalacak. Sanki bize
izlediğimiz filmleri tekrar bize izletecekler. O 6-7 yıllık bir süreci bize tekrar izletecekler. İnşallah yanına biz oluruz. Adıyaman Spor maçında Diyarbakırspor'a da buradan başarılar diliyoruz. Bal Ligi de başlıyor. Bal Ligi'ne de bölge takımlarımıza başarılar diliyoruz. Evet, Garip Dost da Garip Dost'umuz da arkadaşımız da selamlar, hayırlı akşamlar olsun. Size başarılar dilerim demiş. Teşekkür ediyoruz. Evet. Ben de bizi izleyen tüm izleyicilere çok teşekkür ediyorum. İyi haftalar diliyorum. Diyarbakırspor'a Adıyaman deplasmanında, Ahmetspor'a pazar, Ahmetspor içeride oynuyor. Maçlarında başarılar diliyorum. Umarım 3 puanla kapatırız haftayı. Herkese iyi akşamlar. Hocadan sürpriz bekliyor musun Ahmet maçında hocam? Yani bence geçen bu haftaki kadrodan birçok kişi olmayacaktır. Yani biliyorsun, maç ben farklı. Tahminim sadece. Evet. Yani daha haftanın başı Ahmet daha antrenman yapmadı yani. Bir görmek lazım diyorsun. Yani değişmesi lazım. Aslında bir gün gidip antrenmanları da ziyaret gidelim, edebiliriz. Hafta Çift Kale'ye gidelim istersen. Perşembe günü olur. Bir antrenmanla gidelim. Gidelim abi. Bir hocaya o kadar atıyoruz diyoruz, bir çay içelim bari. Ya çok azmıyoruz. Hayır, şimdi çok şey yapmıyoruz. Yani hoca çok kötü yapıyoruz. Kadroda fazla oynama yapılması sıkıntı yaşatıyor. Evet, yoksa anladım. Takım kötü, şu böyle falan anlamaz mı? Kaptanlık konusunu belirttik. Az önce gelen Tarık kardeşimizin mesajına nokta demiş ya. Evet. Hakikaten yani tecrübeli adamlar varken bence kentin değerlerinden birinin takım kaptanı olması bizim için daha sevindirici bir olay olur. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Yine içinizden geçenleri dobra bir şekilde A kişisi, B kişisi diye ayırmadan tarafsız şekilde, objektif şekilde dile getirdiğiniz için teşekkür ediyorum. Sevgili izleyenler, bu haftanın da sonuna geldik. Önümüzdeki hafta hem Diyarbakırspor'a Adıyaman karşısında hem de Ahmetspor'a pazar karşısında başarılar diliyoruz. 6 puan alacağımız bir hafta olsun dileyelim. Tabii ki sadece puanlar değil, bizim için önemli olan Diyarbakır'daki sporun planlı, programlı, sistematik bir şekilde gelişebilmesi. Spordan bahsediyorum. Sadece futboldan bahsetmiyorum. Her anlamda o nüfusa sahibiz, o genç nüfusa sahibiz. Ancak tesisler açısından yeterli tesis sayısına sahip değiliz. Kulüplerimizin kendi adına tesisleri yok. Bu da işin acı bir gerçeği. Ekonomik gücümüzü sadece üst liglerde veya dışarıdan transfer ettiğimiz futbolculara ayırıyoruz. Keşke bunların bir iki tanesini almasak da o 1,5-2 trilyonda her sene altyapıya ayırsak, altyapıdan işte bu sadece futbolcu demiyorum, basketbolcu, voleybolcu, bireysel sporlarda işte salon sporlarında, kickbox, tekvando, karate gibi branşlarda da sporcular yetiştirebilsek, handbolünde de sporcular yetiştirebilsek, bunlar önemli. Evet. Sevgili Ufuk hocamıza da bir kez daha, oradaki sporcu arkadaşlarımıza başarılar dileyelim. Sevgili Garip Dost İnkov'dan Ahmetspor'a başarılar demiş. Teşekkür ediyorum. Sağ ol, var ol. Evet, önümüzdeki hafta pazartesi akşamı saat 20'de Can TV ekranlarında Spor Ekstra'da Veysel Akar ve Aytekin Yıldırım'la birlikte yine Ahmetspor'u ve Diyarbakırspor'u değerlendirmek için ölmez sağ kalırsak burada olacağız. Hepinize mutlu bir hafta diliyoruz. Hoşçakalın.